İyi akşamlar sevgili katılımcılar. Bu akşam size Profesör İbrahim Sefa Bey abimizin elektrik depolama sistemleri AC-DC dönüştürücüler konulu Zoom üzerinden sunumunu başlatıyoruz. Önce kendisini kısaca özgeçmiş olarak tanıtmak istiyorum. Profesör Doktor İbrahim Sefa Bey 1961 yılında Kayseri'de doğdu. ...1985'te Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Elektronik bölümünden mezun oldu. 1985-92 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığında ülkemiz genelinde olmak üzere bilgisayar donanımı, kesintisiz güç kaynakları ve elektrik altyapısının projelendirilmesinden sorumlu idareci olarak görev aldı. 92'de Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans ve doktora öğrenimini Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde sırasıyla 93 ve 97 yıllarında tamamladı. Tamamı Gazi Üniversitesi'nde olmak üzere 98 yılında öğretim görevlisi, 2000 yılında yardımcı doçent, 2011 yılında doçent doktor olarak atandı. 2017 yılından itibaren aynı bölümde profesör olarak görev yapmaktadır. Dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı görevlerini de yürütmüştür. 13 Nisan 2019'da ise IEEE Senior Member olarak seçilmiştir. Güç elektroniği, yenilebilir enerji kaynaklarının şebeke arayüzleri, iki yönlü doğrultucular, şebeke etkileşimli evriciler, enerji depolama sistemleri ve kesintisiz güç kaynakları gibi alanlarda hala çalışmaktadır. Doktor Sefa'nın 34 adet SCI makalesi ve 80 adet uluslararası bildirisi, uluslararası bir kitap bölümü eş yazarlığı, bir güç elektroniği kitabı, bölüm çevirisi ve 12 adet ulusal bildiri ve dergi makalesi bulunmaktadır. 1 megawatt gücündeki bir enerji depolama sistemi ile 300 kilowatt gücündeki Interleaved UPS sistemi başlıklı TÜBİTAK projeleri danışmanlığını da tamamlamıştır. 20 yüksek lisans ve 8 doktora öğrencisi tezlerini danışmanlığında bitirmiştir. Şimdi sözü Profesör İbrahim Sefa Bey'e bırakıyoruz. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyorum katılımcılara ve sizlere iyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Bugünlerde ihtiyacımız var. Bu toplantının, bu konuşmanın oluşturulmasında, hazırlığında görev alan Metin Öztürk Bey'e, Bilgin Akbal Bey'e ve İstanbul EMO Şubesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım birçok kişinin kafasındaki soru işaretleri cevap bulacaktır. Bilgi dağarcığı genişleyecektir. Faydalı bir konuşma olacaktır diye düşünüyorum. Güç elektroniğinde dahi olsa böyle bir uzmanlık alanı içerisinde, pencere içerisinde pencereler açılarak uzmanlıklar günümüzde derinleşmektedir. Ben de genellikle güç elektroniği dönüştürücülerinde dikkat edildiği gibi sayılan bu şeylerde, hususlarda genellikle yüksek güçlü enerji dönüşüm sistemleri üzerinde çalıştım. Elbette diğerleri de belirli seviyelerde tez hazırlığı öğrencilerimizin yaptığı konulardır. Ancak güç elektroniğinden birazcık şöyle bahsetmek, bir ufuk turu yapmak gerekir ise güç elektroniğinin elektrik elektronik mühendisliği içerisindeki bütün ana bilim dallarıyla en çok ilişkisi olan bölümdür diyebilirim rahatlıkla. Şu örneklerle bunları çoğaltabiliriz. Örneğin bir anten tasarımcısının
bir haberleşme cihazı tasarımcısının ya da aydınlatmacının günümüzde böyle yüksek frekanslı bir güç kaynağı tasarımına ihtiyacı var. Sadece motor sürücüler, sadece fotovoltaik sistemler düşünülmesin. Dolayısıyla bunların boyutları, maliyetleri, optimizasyonları tamamen bizim işimiz. Şebekeye enerji aktardığımız için elektrik şebekesini bilmek zorundayız. Motorları kontrol edebilmek için elektrik makinalarını bilmek zorundayız. Hem de klasik ve doğrusal davranışlarını değil, yüksek frekans karşısındaki davranışlarını da bilmek zorundayız. Böyle de bir zorluğumuz var ama bu zorlukların üstesinden günümüzde simülasyon kabiliyeti olan matematik modelleme programlarıyla öncelikle, çünkü Ar-Ge'lerde bu olduğu takdirde maliyetler düşürülür, tasarım süreci kısalır. Daha sonra simülasyonlarla doğrulanan tasarımlar prototiplerle test edilir. Prototiplerden de doğru sonuç alındığı takdirde, ki bu modelleme, matematik modelleme aslına ne kadar benziyorsa prototip de o kadar doğru çıkar. Dolayısıyla modelleme geçmişte bilgisayar yazılımları vasıtasıyla yapılamayan çok eski tarihlerdeki bu modellemeler günümüzde birçok hazır programlarla, ki elektrik elektronik mühendisliğinde de bize ait toolbox'ların olduğu MATLAB programlama dili bu konuda en yaygın olanlardandır. Ama özellikle elektrikli otomobil tasarlıyorsanız, elektrik motoru tasarlıyorsanız, bir de birden farklı, mesela bir motor tasarımında elektromanyetik modelleme ile güç elektroniği sisteminin birlikte çalıştırılması gerekir. Bunlara Türkçesi eş zamanlı simülasyon diyoruz. Co-simulation deniliyor. Bunlar biraz daha zordur ancak hedefte daha doğru sonuçlar ve daha kaliteli ürünler daha kısa zamanda üretilir. Günümüzde de artık sistemler tamamen elektronik kartlar üzerinde hazırlanarak davranışları test ediliyor. Böyle bir yapılara gidiyoruz. Burada bugün enerji depolama sistemlerindeki giriş ve çıkış sürecini oluşturan dönüştürücüler, bu dönüştürücülerin öncelikle de günümüzde çok enerji depolamada kullanılmıyor olsa dahi diğer kesintisiz güç kaynağı gibi daha önceden eğitim almışların hatırlaması açısından eskiyle yeniyi karşılaştırmak daha çok öğretici olacaktır. Bu sebeple onları da vermeye çalıştım. Çünkü insanoğlu bildikleri üzerinden bilmediklerine hüküm yürütür. Dolayısıyla bizim geçmişte öğrendiklerimiz, bildiklerimiz ortaya konulur ise yenilerin özellikleri de daha kolay anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Sunuya başlıyorum. Herkese de iyi akşamlar diliyorum yeniden. Her türlü bu konularla alakalı güç elektroniğiyle temel olarak bugünkü sunularla sınırlı olmamak kaydıyla güç elektroniğiyle ilgili her türlü soruyu da sorabilirsiniz. Zamanımız kaldığı takdirde bunlara da cevap bulmaya çalışacağız. Ekran paylaşımını Metin Hocam yapıyorum. Buyurun. Buyurun hocam. Görülebiliyor sanıyorum, değil mi? Gayet güzel. Tamam. Şimdi sunu planında şöyle hızlıca geçelim. Madem ki şebeke ölçekli enerji depolayacağız, şebekenin özelliklerini, özellikle de güncel şebekelerin özelliklerini, temel tanımlarını, depolamanın gerekliliğini göreceğiz. Pil tabanlı enerji depolama sistemlerini göreceğiz bugün. Çünkü süremiz sınırlı. Başka türlü de elbette enerji depolama sistemleri de var. Bunlar işte elektromekanik sistemler, flywheel dediğimiz ya da Türkçe'ye Fransızcadan geçen volan olarak adlandırılan saniyelik sistemler, saniye mertebesindeki sistemler ya da saat gün bazındaki peş peşe baraj diyorum Türkçesine ben. Pumped storage denilen sistemler vesaire var. Onlara girmeyeceğiz. Bu çünkü yeterince bugün konumuz var. Pil tabanlı. Dünyada en çok kullanılan sistemler bunlar.
Onları göreceğiz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke entegrasyonunda, şebekeyle entegrasyonunda enerji depolamanın önemini eğriler üzerinden göreceğiz. Güç elektroniğinde kullanılan bileşenler, anahtar, indiktör, kapasitör gibi elemanlardaki gelişmeleri göreceğiz, güncel teknolojileri. Daha sonra enerji depolama sistemlerinde bir kademeli, iki kademeli dönüşüm sistemlerini göreceğiz. Çok seviyeli evirici ve doğrultucu yapılarını göreceğiz. Çok seviyeli evirici ve doğrultucu yapıları bir kademelide de iki kademelide de olabilir. Bunun doğrudan onunla bir ilişkisi yoktur, şimdiden söylemiş olalım. Daha sonra da bu sistemlerin çok yakın akrabası olan elektrikli araç şarj sistemleri ve araçlarda enerji depolama nasıl olmaktadır? Onlara da bir göz atacağız. Aralarındaki benzerlikleri ve farkları söyleyeceğiz. Şimdi bu elektrikli araçlardan bahsettik. İlk başta şöyle söyleyelim. Teknoloji belirli bir alanda yaygınlaştıktan sonra komponentlerde, tasarımlarda olan maliyet düşüklükleri daha sonra kabul edilebilir diğer alanlara da yaygınlaşır. Örnek, uçakta üretilen bir teknoloji 5, 10, 20 yıl sonra otomobillerde kullanılmaya başlar. Burada da elektrikli otomobil sayısı dünyada milyonlarca üretildiği için, çok sayıda üretildiği, üretici olduğu için rekabet çok fazla olan bir alan. Dolayısıyla ürün geliştiren, Ar-Ge yapan ve bunları ticari ürüne dönüştüren firma sayısı çok fazla olduğundan buradaki teknolojiler daha sonra şebeke ölçekli enerji depolama sistemlerine de kendi teknolojisine uygun olarak transfer edilmektedir. Bu önemli bir durum. Şimdi bu tanımları biraz sunularda birazcık sıkıcı olabilir ama bu tanımları yapmamız gerekiyor. Çünkü insanoğlunda grafik hafıza en kalıcı hafızadır. Hem sesli söyleyelim hem de takip edilir ise bu temel kavramlardan sonra diğerlerinin anlaşılması daha kolay olur. Elektrik güç endüstrisi akıllı şebekelerin uygulamaları ile geçmişte benzeri görülmemiş dönüşümler ve zorluklarla yüz yüzedir. Bu yeni kavram enerji kaynakları ve yüklerin verimli, sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde daha iyi koordine edildiği elektrik şebekesinin oluşturulması fikrinden doğmuştur. Değişken ve belirli sürelerde enerji üretebilen güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir ve dağıtılmış enerji kaynaklarının enerji üretiminden bütünüyle yararlanma fikri bu şebekelerin başlangıç fikirlerini oluşturmuştur. Zorluk nerede? Şöyle diyelim hemen birkaç cümleyle burada. Klasik elektrik şebekesinde enerji akışı, ülkemizi düşünelim. Klasik elektrik şebekesinde elektrik enerjisi bizde barajlardan büyük oranda geçmişte, termik santrallerden üretilerek kaynaktan yüke doğru tek yönlü bir enerji akışı vardı şimdiye kadar. Daha sonra bu son 15-20 yıl içerisinde fotovoltaik sistemler ve rüzgar türbinleri devreye girerek enerji akış yönünü değiştirmedi. Ancak enerjinin kararlılığı açısından risk oluşturmaya başladı. Çünkü bir rüzgar türbününün ne zaman duracağı, ne zaman rüzgarın azalacağı ya da yüzlerce megawattlık bir fotovoltaik santralde ne zaman bulutlanacağı, hangi saniyelerde, dakikalarda bulutun bütün bir santralden geçeceği garanti edilemez. Dolayısıyla bu şebekedeki bir darbe etkisi yapar ve şebeke yöneticisi olan, yani yük tevzii dediğimiz sistemi yöneten yöneticiler burada büyük zorluklar çekerler. Dolayısıyla biz bu darbeleri şebekeye de kullanıcıya da hissettirmemek zorundayız. Aksi takdirde kontrol edemeyiz. Halbuki enerji pahalı bir unsur. Biz doğalgaz ya da petrol üreten bir ülke değiliz. Bunu da iyi kullanmak zorundayız. Çünkü rüzgarla türbinleri ile fotovoltaik sistemlerde üretilen enerjiler kesinlikle o ülkelerin milli enerjileridir. Bunlardan en fazla oranla da istifade etmek zorundayız. Böyle de bir açmazımız var. Yani hem kararsız hem de hepsini kullanmak istiyoruz.
Bu sebeple şebeke yöneticileri bu kaynakları o kadar iyi ve koordineli kullanmalılar ki şebekede ne frekansta salınım ne de gerilimde bir salınım söz konusu olmamalı. Bu sebeple de akıllı şebekelerin söylenilmesinde en önemli yapı taşları olan rüzgar ve fotovoltaik sistemlerle birlikte bunların etkilerini, darbe etkilerini yumuşatmak, minimize etmek, çabucak yok etmek için enerji depolama sistemleri bunlarla birlikte söz konusu edilmeye başlanılmış. 90'lı yılların sonlarından itibaren Avrupa'da megawatt ölçeğinde tesisler kurularak, yanlış bilmiyorsam Norveç'te 20 megawattlık bir enerji depolama sistemi şehir merkezinde kurularak ilk defa test edilmeye başlanılmıştır Avrupa'da. İşte bu zorlukların bu karşılanması, bu hedeflerin yüksek verimle çalışan sistemlerin, enerji alışverişi yapabilen elektronik şartlandırma süresi çok kısa olan enerji depolama sistemlerinin şebeke bağlantısı ile mümkün olabilmiştir. Güç elektroniği ise standartlar ve belirlenmiş kurallar çerçevesinde enerji depolama sisteminde enerjiyi depolar, sonrasında da depo edilen enerjiyi yine standartlar ve kurallar çerçevesinde şebekeye geri aktararak şebeke ile etkileşim içinde çalışmasında önemli bir rol oynar. Demek ki güç elektroniği burada sadece enerji depolama sistemlerinin değil, aynı zamanda fotovoltaik sistemdeki üretilen DC enerjiyi AC olarak hatta aktarmak için. Yapısına bağlı olarak rüzgar türbinlerinin AC ya da DC üretimlerini regüleli bir AC'ye dönüştürerek hatta aktarmak için de kullanılır. Aynı zamanda STATCOM dediğimiz cihazlarla reaktif güç dengesini güç elektroniği sistemleriyle de dengelemeye çalışır. Yani güç sistemlerinde de, şebekelerde de, enerji dönüşümünde de güç elektroniği bütün bu alanların hemen hepsinde var. Enerji depolama sistemleriyle şebeke ilişkisini de şöyle söyleyebiliriz. Elektrik sistemleri üretilen enerji ile tüketilen enerjinin anlık olarak dengelendiği sistemlerdir. Yani biz şu anda Türkiye'de ne kadar enerjiyi tüketiyorsak, Türkiye'deki enerji üretimine katılan santraller bu kadar enerji üretmek zorundadır. Peki, zorundadır ama yapamazsa ne olur? Şebekenin dinamikleri yavaşsa, büyük yükler devreye girip çıktıkça bölgesel olarak gerilim dalgalanmaları, genelde frekans dalgalanmaları görülür. Frekans dalgalanmaları çok tehlikelidir. Bütün bir şebekeyi etkiler, gerilim dalgalanmaları bölgesel olmasına rağmen havlu atan, çökmekte olan şebekenin göstereceği en son davranış frekans salınımlarıdır. Ondan sonra da şebeke çöker. Halbuki gerilim salınımları bölgeseldir. O şehri etkiler, ilçeyi etkiler, kırsal kesimi etkiler, zayıf şebekeleri etkiler. Dolayısıyla gerekiyorsa o bölge ayrılır. Başka türlü yük altında kademe değiştiren ototransformatörlerle saniyeler mertebesinde bu gerilim düzeltilebilir. Yeter ki şebekedeki kaynaklar bunu temin edebilsin. Elektrik enerjisi talep miktarı kadar üretilir dedik. Enerji depolama ünitesi ise üretilen ve tüketilen enerjinin arasında fark olduğu zaman devreye girer. Ve kimsenin haberi olmadan ve devreye girme süresi bir alternanstan daha kısadır. Bir alternans, yani 20 milisaniyede gerilim yükseliyorsa yük olarak akım çeker gerilimin yükselmesine izin vermez. Gerilim düşüyorsa ya da frekans regülasyonuna katılıyorsa, frekans düşüyorsa kaynak olarak devreye girer ve hiçbir şebekedeki kaynak bunun kadar hızlı değildir. İşte şebekelerde bulunacak, Türkiye'de de inşallah, enerji depolama sistemleri yük tevziyi çalıştıranların, işletenlerin, idare edenlerin
can simidi olarak diğer kaynakları devreye alana kadar onlara zaman tanıyacaktır. Bu çok önemli bir durumdur. Hocam, özür dilerim. Siz konuşuyorken aklıma gelen bir iki soruyu biraz daha açmak açısından sorabilir Buyurun. Miyim? Tabii ki. Şimdi yük tevzide çalışan elemanlar devreye alınan ihtiyaç acil duruma göre yükün girmesi ya da yükü atma şeklinde bunları sanıyorum belli ölçek cihazlarıyla takip ederek kendileri yapıyor devreye alma ve çıkarma işlemlerini. Bu doğru mu? Yani burayı ben çok şu iyi anda bilmiyorum. Tam bilmiyorum yük tevzide. Büyük aranda eskiden böyle yapılıyordu. Şimdi de muhtemelen kontrol altında yapılıyor ama küçük kısa programlarla yük arttıkça hangi 3-5 kaynağın devreye gireceği Türkiye'de bellidir. Yük tevziinin de bir tane merkezi var Ankara Gölbaşı'nda. Dolayısıyla bütün genel kontrol Türkiye'nin buradan yapılır. Eğer ki üretim tüketimden fazla ise hangi kaynakların devreden çıkarılacağı kademeli olarak bellidir. Günlük piyasası vardır bu elektrik fiyatını belirlemenin. Dolayısıyla karmaşık bir iştir. Ayrıca bir kurum daha oluşturulmuştur bu fiyatların belirlenmesiyle ilişkili. Ama enerji depolanması mümkün olan, geride bekleyebilecek kaynaklar genellikle devletin işlettiği kaynaklar, örneğin barajlar, ihtiyaç yoksa ilk önce onlar kısılır. Çünkü rüzgar ve güneşi depo edemiyoruz. Onları tüketmek zorundayız. Önce onlar hatta tutulur, sonra diğerleri. Bunlar da öncelik sırası değişebilir. Yani kısa küçük programlarla yük tevzii bunları yapmaktadır diye biliyorum. Güzel. Evet. Hocam ben de yaklaşık sanıyorum 1980 yılları, 79-80 yılları Çatalhazı Termik Santrali'nde bu olayı yaşadım. Devreye alacaklar, bazılarını devreden çıkaracaklar, bekleniyor. İşte bazı şartların yerine gelmesi, işte voltajların dengelenmesi, frekansın üst üste gelmesi, hep böyle bir yerlerden telefon geliyor, gözler göstergelerde falan. Ama siz demin bir şey söylediniz, çok dikkatimi çekti. O yüzden hani burayı açtım. Depolama sistemlerinde ise sanki bütün bunlara hiç ihtiyaç yok. Hepsi otomatik, böyle evet. Ve çok çok mikrosaniyelerde evet. kendiliğinden devreye girme, çıkma ve dengeleme ve yükü alma, atma gibi işlemleri. Yani büyük bir can kurtaran simidi gibi geliyor. Yani can kurtaran olmadan, arada derede gözlemlemeden gibi algıladım. Doğru mu hocam? Doğrudur. O zaman bu, çok iyi bir şey bu. Bu enerji hocam. Depolama sistemi. Çok teşekkür ederim hocam açıklamalarınıza. Bu, biraz sonra şebeke üzerinde onun bu otomasyonu da bildireceğim, daha iyi göstereceğim. Bir insanın parmağını oynatması bir saniye. Bir saniye içerisinde bu sistemler onlarca defa devreye girip çıkabilir istenilirse. Sistem dinamikleri açısından çok önce şebekeyi gözler, osilasyon yok, darbe etkisi yok, evet giriyorum der, çıkarken de girerken de yumuşak yük transferi dediğimiz bir tanım var. Soft transfer deniliyor buna. Bu yükü kademeli olarak bir eğri gibi sıfırdan 10 megawata ya da 10 megawattlık yükü üzerine alır, 10 megawattan sıfıra kadar bir eğri halinde. Yani birim basamak cevabı gibi değil. Bu şebekede etki yapar, osilasyona sebep olur. Halbuki rampa şeklinde girip çıkan bir kaynak şebekenin üzerinde hiçbir darbe etkisi yapmaz. Dolayısıyla sizin sorunuzun birinci cevabı, bu sistem o kadar hızlı ki insanoğlu bunun hızına ayak uyduramaz. Güzel. Programlar dahilinde içerisinde çok işlemcili bir bilgisayarla yapar bu işi ve o bilgisayar aynı zamanda gerilim eşitliği, faz eşitliği, frekans eşitliği gibi biraz önce sizin saydığınız bu eşitlikleri o kadar hızlı yapar ki, çünkü statik güç dönüşümü sizin termik santrallerdeki ya da barajlardaki gibi suyun akış hızına, servonun dönüş açısının ne kadar zamanda, kaç saniyede değiştiğine falan bağlı değildir. Hatta bu statik güç dönüştürücüleri isterseniz
bir senkron makina gibi de davranır. Onlara da sentetik senkron makinalar diyoruz zaten. Evet. Hocam, o zaman bu bizim interconnect'te, şebekede ne kadar çok enerji depolama sistemi, ne kadar güçlü enerji depolama sistemi varsa bölgenin yahut ilin yük alma ve atma işlemlerini o kadar güzel yapıp şebekeyi o kadar sağlıklı çalıştırır diyebilir miyiz? Kesinlikle. Teşekkür ederim. Kesinlikle doğru. Yani Türkiye'nin toplam gigawatt gücünün düzeltiyorum. Örneğin %10'u kadar, %15'i kadar bizim bir 30 dakikalık, 1 saatlik, 20 dakikalık enerji depolama kabiliyetimiz olsa biz inanılmaz rahat ederiz. Şebekemiz çok kaliteli şebekeler gibi de davranır. Enerji kesintileri minimum seviyeye iner. Mesela şu yakın geçmişte yaşadığımız Türkiye'deki enerji hatlarının çökmesi problemi yaşanmazdı. Çünkü klasik cümle, bizde enerji doğuda üretilir, batıda tüketilir. Doğuyla batı arasındaki hatlarımız azdır. Şimdi bu hattı nükleer santral sebebiyle biraz daha güçlendirip sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bu hatların sayısı sınırlı olduğu için, çok uzun yıllardır 400 kilovoltluk hatlarımız yenilenmediği için alternatifleri ve çok yüksek maliyetli olduğu için doğuyla batı arasındaki güç dengelenmesini oluşturmada işte bu enerji depolama sistemleri batıda olsaydı bu problemler yaşanmazdı. Günümüzde de işletme, yük tevzideki işletme o kadar kolaylaşırdı. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Devam edelim. Çok şimdi sağ ol. Akıllı şebekelere bahsettik, akıllı şebekelerden. Bir tane akıllı şebeke yapısını birlikte şöyle hızlıca bir inceleyelim. Biliyorsunuz bir şebekede 400 kilovoltluk hatlar da var, 34,5 kilovoltluk hatlar da var, Türkiye'de 154'lük hatlar da var. Dağıtım bizde 34 kilovolt olmasına rağmen 34.500 volt birçok yerde. Eskiler, çok eski hatlar, kırsal kesimde falan olan hatlar 16.7 kilovolt. Ama yurt dışında bu 132 kilovoltluk, 210 kilovoltluk, Amerika'da 11 kilovoltluk, Alton'da 6 kilovoltluk lokal dağıtımlar orta gerilimde. Rusya'da 10 kilovoltluk dağıtımlar çift sekonderli transformerlarla bulunmaktadır. Dolayısıyla burada birçoğu gösterilmiştir. Hem 400 kilovoltluklar, hem alçak gerilim, hem orta gerilim, hem de iki çeşit yüksek gerilim. Şimdi buradaki şu kırmızıyla görülen bütün noktalar enerji depolama üniteleridir. Bunun anlamı enerji hatlarındaki her farklı gerilim seviyelerinde o hattın gücüne bağlı olarak kapasitesine bir enerji depolama hattı, birden çok noktada enerji depolama hattı konulması mümkündür. Bu enerji depolama hatları santrallerin hemen yanında, dağıtım noktalarında, fabrikaların hemen yanında ya da evlerde dahi 240 voltta dahi olabilir. 240 volt Amerika'nın, ki oralarda mikro üretimlerin olduğu dağıtılmış yerler de var. Dolayısıyla rüzgar türbinleriyle fotovoltaik santrallerin bulunduğu yerdekiler ise bence Türkiye'de elzem olup ilk önce kurulması gerekenler. Çünkü onlar, şebekedeki en büyük bozucu etki onlardan kaynaklandı ise temel kural şu: kim nerede bozuyorsa orada düzeltmek diğerinin en az etkilenmesini sağlamaktır. Tedbirini alsın. Belki evet. Kanun haline getirilmeli bu. Doğru. Dolayısıyla eninde sonunda onlara çeşitli yatırım teşvikleriyle ya da başka şekilde verilerek bu iş çözülecek ama biz geciktikçe bu rüzgar ve güneşin bizim şebekenin toplam gücü içerisindeki oranı arttıkça biliyorum ki ben şebeke yöneticilerinin uykuları kaçıyordur biraz daha. Çünkü eski tabirle söylüyorum, enerji depolama sistemi yerine sıcak yedek kullanıyorlar ve sıcak yedek miktarını artırmak zorundalar. Bu da hem pahalı bir sistemdir, en dinamik olanı, en büyük olanı sıcak yedekte tutacaksınız sürekli olarak. Yani alternatör dönecek ama üretmeyecek, boşuna enerji tüketilecek gibi. Dolayısıyla
bu enerji depolama sistemlerinin hazırda beklerken bir kaybı da yok. Minimum seviyede o kadar düşük ki dönen sistemi yok. Evet, bu demek ki akıllı şebekeler için bir de şöyle bir şey söyleyeceğiz biz. Sizin yük tevzi ile ilişkilendirdiğiniz soruyu da biraz açıklamış olsun bu. Akıllı şebekede yükler ve kaynaklar, en son noktasını söylüyorum. Yükler ve kaynaklar birbiriyle haberleşir. Bu çok zor bir durum. Yani her yükün ve her kaynağın bir haberleşme çıkışı olacak. Kendisi ne kadar tüketiyor, daha sonra ne kadar tüketecek, kaynak ne kadar üretiyor, bunların hepsi bir Ethernet ağı içerisinde toplanılıyor bu bilgiler. Kaynaklarda öncelik varsa, yüklerde öncelik varsa, örneğin bir su pompası çalışıyor, o anda kaynaklarda bir kısıntı söz konusu. O pompa bir saat sussa da olur. Şebekeyi çalıştıran, yurt dışında böyle şeyler de oluyor çünkü, ülkemizde de gelecekte de olacak, su pompasının kapatılma yetkisini şebekeyi işletene veriyor. Megawattlık bir su pompası düşünün. Sonra kaynaklarda sıkıntı çözüldü, enerji miktarı arttı. Sonra kendisi bu yazılım vasıtasıyla o bilgiyi alıyor, tekrar pompa çalışmaya başlıyor. O zaman diyor ki şebekeyi işleten kurum, o zaman diyor ben sana elektriğin kilowatt saatini örneğin %25 daha ucuza veriyorum. Eğer yükün kontrolünü bana veriyorsan. Sen çok büyük bir yüksün. Yani düşünün, çok büyük sistemler, yani büyük madencilik işletmeleri vesaire gibi yerlerde, maden biriktiren sistemlerde, konveyör çalıştıran yerlerde çok büyük yükler söz konusudur. Bu şebekeyi işletenin ikinci planda kullanacağı bir yetkidir. Dolayısıyla şu gördüğünüz güç ağı aynı zamanda nereye enerji gidiyorsa oraya bir de haberleşme ağı gidecek. Hem yüke hem kaynağa. Dolayısıyla inanılmaz bir veri trafiği var ve çok noktada kurulu olan süper bilgisayar diyebileceğimiz sistemler işte bu şebekeyi yönetecek ve yük tevzideki gibi küçük planlamalara ihtiyaç duyulmayacak. Bu akıllı şebeke altyapısı Türkiye'de oluştuktan sonra. İşte o yüzden önemli değişimlere gebe bizim şebekemiz diyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Araya girebilir miyim? Biraz tabii daha ki konuyu açmış oluruz belki. Şimdi bizim elektriği üreten şirketlerimiz var. İşte devlet, kurumlar ya da özel sektörler. Evet, bir de dağıtım şirketlerimiz var. Doğru. Şu anda benim öğrendiğim kadarıyla bütün üreticiler ne üretiyorsa her noktada ürettiklerini, trafoya girişini, çıkışını vesaire ölçüyorlar. Kime veriyorsa ne kadar onlar da ölçüyorlar. O dağıtım şirketleri de nereden nereye ne kadar dağıtıyor ölçüyor. En son abonenin evindeki sayacı da ölçüyor. Yani kaynaktan tüketim noktasına göre artık parafudurundan, barasından, trafosuna her yerinde belli yerlerde ölçülüyor. Bir gerçek var. Ben gönderdiğimde bir de oradan topladığımda tam denk düşmüyor ama o kayıp her zaman olabilir. Artık orayı ihmal ediyorum. Fakat şimdi sizin söylemlerinizden ben kayıp ve kaçak diyoruz onun toplamına. Ben söylemlerimizden şunu anladım. Acaba burada tüketicinin yüksek tüketim miktarı veya daha düşük tüketim miktarı, her neyse, kompleks bir sistem, madencilik sistemi diyelim. Burada senaryoyu yazarken hani oluşacak olağanüstü durumlara göre, olağanüstü şartlara göre, mesela yangın senaryosu vardır. Diyelim ki yangın santrali karar verir, işte ne yapar? Bir yerden şeyi aldığı zaman alarmı, asansörlerin kapıları açık kalır, ne bileyim turnikeler açık kalır, millet rahat kaçsın diye otomatik kapıların hepsi açık kalır vesaire gibi. Evet. İşte şurayı çalıştır, burayı çalıştırma, şurayı durdur, şurayı durdurma, şuranın lambasını yak, buranın lambasını söndür gibi. Bu senaryoyu o zaman işletmeci şirketle beraber dağıtım şirketi oturup birlikte yazmalı mı, yoksa üretici şirket burada nerede olacak? Yani bir de böyle bir şey çıkacak ortaya anladığım kadarıyla. Ya da üretici şirketin mi kontrolünde olacak? Yoksa üçü bir araya gelip burada kardeşim böyle hareket edelim, senin acil yüklerinle mecbur çalıştırmak zorunda ol. Hastaneye alın mesela, hastanede
ameliyat masasında doktorun işte soğutma odaları, ilaç odaları, aşı, bunların hiç kesilmemesi lazım elektriği. Ama bazı yerlerin kesilebilir. Şimdi bu kararı hem birilerinin tüketici konumunda olan birilerinin vermesi lazım. Hem dağıtıcılar da işin içinde olması lazım. Hem de üreticiler de. Acaba benim sorum şu burada hani bu Türkiye'de belki hiç süper bilgisayar nezdinde bahsettiğin gibi bir olay yapılmadı. Yurt dışında bunun örneğini üretici firma baş aktör olarak mı düzenliyor, dağıtıcı firma mı? Bu konuda azıcık daha bilgi verir misin? Bir örneği var mı? Çünkü bu ileride bizim Türkiye'nin ihtiyacı ve gelecek. Belki buna bizim mühendis Evet. arkadaşları kanalize edip üniversiteleri falan bu konuda da kanalize edip yetiştirmemiz Evet, lazım. bu konularda yani şu biraz önce anlatılırken söylediğimiz çok küçük bir nokta için doktora tezleri örneklerini çok gördüğüm için söylüyorum. Çünkü doktora tezi pencerenin içerisinde açılmış bir pencereden başka pencerelere girip orada bir daha pencere açmak demektir. Örnek veriyorum. Sorunuzun diğerinin cevabına da geleceğim. Şu kırmızıyla gösterilen enerji depolama sistemlerinin, enerji nakil hattının ya da dağıtımın genellikle nakil hatlarında hangi kilometresine, neresine konulacağı bir doktora tezi çalışması konusudur. Yani Allah ben bu depolama sistemini, elimde 5 tane depolama sistemi var. Şu 150 kilometrelik hattın nerelerine koyarsam en iyi etkiyi elde ederim. Bu bir doktora konusudur. Hattın simülasyonları, hattın dinamikleri, hattın 24 saatlik içerisindeki hafta sonu, hafta içi, gece, gündüz enerji akış yönleri ve genlikleri bunu etkileyecektir. Gerilim düşümleri vesaire gibi. Şimdi bu buradaki her bir konu kendi içinde derinliği olan bir konudur. Ama Çok doğru. Evet. sorunuzun cevabına geliyorum şimdi. Enerji üretenler, şebeke yöneticisi istediği kadar üretmek zorundadır. Ama en pahalıya ben üretiyorum, yine de benden al diye bir naz yapamaz kimse. Orada da bir elektrik piyasası var. Bu uluslararası da bir piyasa aynı zamanda. Dolayısıyla Norveç rüzgardan elektriği üretiyor, İsveç. Biraz da saat farkından dolayı Almanya'ya, İngiltere'ye, Hollanda'ya, Belçika'ya, Fransa'ya Satıyor. satıyor. Ama diyor ki Fransa örneğin 7,2 sentten daha fazla vermem diyor. Bak diyor 7 sente diyor Almanya veriyor diyor. Ondan alırım o zaman. Orada da bir rekabet var. Uluslararası bir pazar var, piyasa var. Bu oraya kadar gidecek. Ama bizim Avrupa ile bağlantımızdaki gücümüz sınırlı. Bunun üzerine çıkamıyoruz. Altına inebiliriz ama dolayısıyla çok büyük Türkiye'nin gücü kadar bir enerji transferi söz konusu değil. Avrupa ile bağlantılarımızdan dolayı. Avrupa ile senkron olduğumuz için de başka ülkelerle senkrona izin vermiyor Avrupa. Çünkü diyor benim şebekemi bozarsın, frekans regülasyonum kötüleşir. Haklı yani kendi. Evet bence de haklı. Başkasıyla bağlanacaksan back to back converter yapısı dediğimiz yani peş peşe bağlı dönüştürücüler vasıtasıyla hattıdaki diyor gerilimi DC'ye çevir, tekrar AC'ye çevir, nereye bağlanırsan bağlan diyor. Gürcistan örneğinde olduğu gibi. Evet. Şimdi devam ediyorum sorunuzun cevabına. Dolayısıyla şebeke yöneticisi bana göre daha çok bu rol TEİAŞ pozisyonunda olanlar için geçerlidir. TEİAŞ kendisine doğrudan 154 kilovolttan abone olan Türkiye'de az sayıda müşterisi var, onu biliyorum. BOTAŞ gibi, ne bileyim TRT gibi, çünkü onlar temiz enerjiyi sever TRT, verici istasyonları vesaire gibi. Oralarla doğrudan muhatap olacaktır. OG'den abone olanların durumları farklıdır. Onların da sayıları ev abonesi gibi ya da sanayilerdeki küçük güçlü aboneler gibi değildir. Sayıları sınırlıdır, güçleri daha yüksektir. Orta gerilim abonelerinin evlerde ve diğer kurumlarda ise söylediğiniz gibi kurumların öncelik sırası, bölgesel öncelik sırası. Mesela bir haberleşme sistemini besleyen
enerji sistemi elbette kendisinin jeneratörü de var, UPS'i de var ama farklı ringlerden beslenerek alternatif hatlardan üstelik onlar beslenir orta gerilimde. Hattın biri göçerse öbüründen beslenmeye devam etsin diye hatırlarsanız. Evet. Öncelik sırasına göre, önem sırasına doğru. göre. Bu önem sırası 50 madde, 100 madde, 150 madde tasnif edilir. Herhangi bir kurumdaki jeneratörün gücü mesela yeterli değilse bazı yerlerde otomatik yük atma alma sistemi bulunur bazı kurumlarda. Bu otomatik yük atma ve alma sistemini bu akıllı şebekede çok daha karmaşığını, tasnif edilmişini ve kurallara bağlanmışını düşüneceksiniz. Dolayısıyla o kurallar içerisinde program, bilgisayar programı kimseye torpil yapmaz, kimseye kötülük yapmaz. Kurallara göre çalışır. Böylece de devam eder. Zor da değil bana göre de bu iş. Ama kontrol edemediğimiz bir şey var. Şurada siz tanımlarınızda dediniz ki her bir noktada güçler ölçülüyor. Ölçülme noktası bir şehrin indiricilerinden sonra enerji iletim hatlarındaki gibi sağlam, kaliteli ve sürekli değildir. Yani orta gerilimde her OG trafonun çıkışında mahallelerdeki 400 kV'lık, 600 kV'lık trafolarda yükleri ölçüp de online olarak merkezde toplama sisteminin Türkiye'de tamam olmadığını biliyorum. Öyle düşünüyorum. Dolayısıyla oralarda oluyor zaten kayıp ve kaçaklar en çok. Yani 154 binden kimse çalamaz. Dolayısıyla o OG yüksek gerilim, orta gerilim indiricilerinden sonra ölçümde problem başlıyor. O yüzden akıllı şebeke için önce her yerde ölçmeliyiz ki kim ne istiyor, ne kadar istiyor bilmeliyiz. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi enerji depolama sistemleri için şunu da herhalde şöyle taşıyabiliyorum, yazıyı kapatıyor. Enerji depolama sistemlerinin kullanım amaçları. Burada güzel bir özet var. Şu anda dünyada enerji depolama sistemleri hangi amaçlarla kullanılıyor? Şu grafikten gördüğümüz gibi alttan başlıyoruz. En büyükten başlayarak frekans regülasyonu filan 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 sayılmış. Onların bir önemli bir kısmını, büyüklerini özellikle yan tarafta Türkçesini de çıkararak yazdım. Görüleceği gibi frekans regülasyonu, bu tabloyu unutmayacağız, bu biraz sonra bir daha karşımıza çıkacak bir yerde. Frekans regülasyonu için kullanılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Frekans regülasyonu bozulursa, örneğin 7 dakika süreyle frekans regülasyonu için enerji depolama sistemi devreye giriyor, regülasyona ihtiyaç duymazsanız geri çekiliyor kenara, gölgede bekliyor. Tekrardan ben... bana ne zaman ihtiyaç duyulursa hazırım, bekliyorum orada. İkincisi, şebekenin yedek kapasite artırımı. Üçüncüsü, ücretlendirme yönetimi. Dördüncüsü, talep zamanını kaydırma. Şebekenin kapasitesinin artırılması. Yenilenebilir kaynaklarda zamanda kaydırma. Yani öğleden sonra güneşimiz var, akşam yok. Güneşte elde ettiğimizi akşam tüketelim gibi. Onlar biraz daha pahalı işler, oranları düşüyor dikkat ederseniz. Yeniden sistemin başlatılması, nedir o? Black start dediğimiz hadise. Dolayısıyla diğerleri sırasıyla küçülerek gidiyor. Bu frekans regülasyonu için enerji depolama sistemi kullanırsan, şebekeye enerji aktarırsan ben sana 1 lira öderim. Ama bunu frekans regülasyonunda kullanırsan 2 lira öderim diyor. Diyelim ki Alman hükümeti bunu kullanıyor. 3-4 yıldır, 5 yıldır belki de Almanya'da bu iş başladı. Türkiye'de de yönetmelikler hazırlandı. Belki de bu yıl içerisinde çıktı, yanlış hatırlamıyorsam. Ama ancak henüz bunu depolama sistemini kurup frekans regülasyonuna çok megawattlarca katılacak henüz bir ürün yok. Burada sağda altta bir tane daha bir şey var. Onu da bir hatırlatmak isterim. Şebeke yöneticilerinin primer rezervleri, sekonder rezervleri, bir de tertiyer dediğimiz üçüncül rezervleri var. Hep zamanına dikkat edin. Saniyeler uzadıkça gidiyor.
Ama en sol başta kırmızıyla siyah arasında bir boşluk var. Farkında mısınız? Bu şu demek. Bir gerilim çöktüğünde 2 saniye, 3 saniye içerisinde ben onu düzeltirim demek. 3 saniye büyük bir zaman. İşte bu üretildiğinde enerji depolama sistemleri yoktu. Artık o beyaz bölgeyi de biz kapattık. Milisaniyelerden bahsediyoruz. O yüzden enerji depolama sistemleri çok önemli. Evet. Şimdi enerji depolama sistemlerinde kullanılan pil tabanlılardan bahsediyoruz. Pil tabanlı enerji üretim sistemleri çok eskiden, günümüzde de bazıları hala inatla %1 kaç oldu bunlar? %3-4 civarında. Bizim ülkede de var. Kurşun asit akülerle sadece DC yedek kaynak olarak kullanılmış. Sonrasında ise güç elektroniğindeki gelişmelere bağlı olarak AC kaynak emülasyonu yapabilen enerji depolama sistemleri üretilmiştir. Bilmeyenler için hatırlatalım. AC kaynak emülasyonu ne demek biliyor musunuz? Kaynak yoksa kaynağın yerine geçip onun görevini yapan demektir. Emülatör yapılıyor mesela. Sentetik bir cihaz yapılıyor. Benzettikleri cihaz gibi çalışan cihaz demektir. Günümüzde diğer güç elektroniği uygulamalarına göre çok daha dinamik bir uygulama alanı olan, önemli bir cümle bu. Bu da çok önemli. Şebeke ile paralel çalışabilen. Düşünebiliyor musunuz? Siz sonsuz enerji kaynağına paralel bir kaynak gibi davranıyorsunuz. İnanılmaz zor bir iş. Bu çok dinamik bir iş. Böyle askerlerin senkron yürüdüğü gibi ayaklarınızı milim kaydıramazsınız. Aksi takdirde şebeke sizi patlatır. Yük durumuna geçersiniz. Onunla birlikte davranamazsanız. O senkronizasyonu bozamazsınız. Senkrondan kopamazsınız. Gelinen günümüzdeki bu nokta güç elektroniğinin aktif ve pasif bileşenlerindeki gelişmelerle açıklanmaktadır. Enerji depolama sistemlerinde tamam biz bunları yaptık ama güç elektroniğinin faydası şeyle, gelişmesiyle yaptık diyoruz. Güç elektroniğindeki bu gelişmeler nelermiş ki bize bunları yaptırmış? Bir de şöyle de bir şey söyleyelim. Şebeke ile paralel çalışabilen, şebeke yoksa şebeke varmış gibi davranabilen bir konverterin çalışma zorluk derecesini bir rakam verecek olursak, yani bir motor sürücü için zorluk derecesi 1 ise, şebekeyle paralel bağlı çalışabilen, şebeke gibi davranabilen bir enerji depolama sisteminin zorluk derecesi 10 diyebiliriz. 10 kat daha zordur en azından bir iyi bir motor sürücüden. Hepsinde kullanıldığı için bu sözümüzde hepsi için geçerlidir. Güç anahtarlarının kontrolündeki kolaylıklar. Niye? Çünkü eskiden güç anahtarları akımla kontrol ediliyordu. Akımla kontrol edilen örneğin tristörü DC'de enerji ile verip iletime geçirdikten sonra onu durdurmak için gate'inden kontrol edemiyorduk. Baş belası bir durumdu. Eski tristörlü UPS kullananlar hatırlayacaklardır. En çok komütasyon devreleri denilen haberleşmecilerin de kullandığı bu kelimeyi güç elektronikçileri de orada kullanır. LC komütasyon bobinlerinde en çok arıza olurdu. Tristörleri patlatırdı. Çünkü bu rezonansı sağlayamazlardı her zaman. Anahtarlama frekanslarındaki artış. Sonra kayıpların azalması, daha yüksek gerilimde bunların üretilmesi. Yani biz bununla ideal anahtara doğru gidiyoruz, yaklaşıyoruz aslında. Sonra iş burada bitmiyor. Sadece güç anahtarları, anahtarlama frekansı falan değil. Çünkü bu bir takım çalışması. Takımın birisi nasıl çalışıyorsa o orkestranın diyelim senkronizasyonun bozulmaması, uyumun bozulmaması için hepsi uyum içinde çalışmalıdır. Bunları kontrol eden mikro denetleyicilerin hesaplama performansları arttı. Bir donanımın çip üzerinde üretilmesi, çok çekirdekli mikro denetleyicilerin üretilmesi, 8 bitle başlayan mikro işlemcilerin 16 bit, 32 bit, 64 bit, 4 çekirdekli 64 bit gibi olması. Yani bir enerji depolama sisteminde
ki denetleyici işlemci bir server bilgisayarına denktir neredeyse. O kadar bazen olabiliyor. Peki denetleme ünitesini söyledik, güç ünitesini söyledik. Daha sonra Ferit, Sendas, buna bazı firmalar kendi ürününe cool mu diyor. Amorf, nanokristal gibi manyetik devre elemanlarındaki gelişmeler. Dolayısıyla ben 100 kHz'de çalışacağım. Eskiden 400 Hz'de çalışıyordum. 50 Hz'de çalışıyordum. Ben Türkiye'nin ilk UPS kullanıcılarındanım. 50 kahvalık bir tane UPS'imiz vardı. Çok büyük. Böyle 4 gardırop büyüklüğündeydi. Ve tristörle 50 Hz'de anahtarlama yapıyordu. Sice Alamo 2 serisi modelini de söyleyeyim. Dolayısıyla bu düşünsenize 50 Hz'deki bir filtreyle 100 kHz'deki bir filtre boyutları arasında o kadar büyük fark vardır ki işte bu da cihazın boyutunu belirler. Evet. Dolayısıyla filtrenin filtre etme kabiliyeti iyileşir. Çünkü artık birbirine benzemez olurlar. Yani 50 Hz'de 100 kHz'e ayırıyorsunuz. Düşünsenize iş o kadar kolay ki. Daha sonra pil ve paketleme teknolojisindeki gelişmeler. Dolayısıyla bu gelişmeler enerji depolama sistemlerinin büyük ölçekli yapılmasını, elektrikli otomobilleri, elektrikli trenlerin kontrolünü, enerji dönüşüm santrallerinin orta gerilimde reaktif güç dengelemesinin, harmonik azaltmanın işte yollarını bu ürünlerle yapıyoruz ve güncel teknoloji takım halinde olmalıdır. Bunu da unutmamalıyız. Pil tabanlı enerji depolama sistemleri neden çok tercih ediliyor? Şöyle bir hatırlayalım. Çünkü kilowatt değerinden birkaç yüz megawatt değerine kadar ölçeklenebilir bir skalada üretilebiliyor. Mesela flywheel dediğimiz bir sistem 250 kilowatttan küçük üretilirse ekonomik olmuyor. Yani ben 10 kilowattlık bir flywheel yapalım diyemiyorsunuz. Böyle. Onu 250 kilowattları paralel bağlayacaksınız. Baraj yapacaksanız çok megawattlık yapmak zorundasınız. Dolayısıyla pil demek ki birkaç kilowattan başlayarak yüzlerce megawata kadar ölçeklenebiliyor. Bir, niye yaygınlaşmış? Birincisi bu önemli sebep. İki, kurulacak coğrafyadan bağımsızdır. Bu isterseniz Sibirya'da, isterseniz Arabistan'da, isterseniz Afrika'da, isterseniz herhangi bir ada ülkesinde kurulabilir, coğrafyadan bağımsızdır. Çevre kirliliği oluşturmaz. Pillerin işi bitince geri dönüşüm şartlarını düşünmek kaydıyla. Hatta elektrikli otomobillerde pillerin ömrü azalınca enerji santrali olarak da kullanalım. Birkaç sene de öyle gitsin, suyunu çıkaralım diyorlar. Dünyada da bu tür uygulamalar yavaş yavaş başladı. Pil doğrudan elektrik enerjisini depo etmek demektir kimyasal ortamda. Tekrar elektrik enerjisi olarak geri almak demektir. Yani elektromekanik sistem gibi, barajlar gibi olmadığı için enerji dönüşüm verimi %90'a kadar olmaktadır. Halbuki peş peşe barajlarda bu verim bazen %55'lere düşmekte. Yani depo ettiğiniz enerjinin %45'ini tüketiyorsunuz, harcıyorsunuz kullanamadan. Dolayısıyla yüksek verim önemli bir etken, o sebeple kullanılıyor. Boyutlarının diğerlerine göre küçük olması, şebekenin istenilen noktasına kurulma kolaylığı, hatta bir tırın arkasına bunu koyarak 2 megawattlık bir enerji depolama sistemi oluşturabilir, ihtiyaç duyulan yere seyyar olarak götürüp kurabilirsiniz. 2 megawatt kırsal kesimde çok önemli bir güç. Dinamik tepkisinin çok hızlı olması, işte enerji depolama sistemlerindeki bir cycle'lık tepkiden bahsediyoruz. Pilin de buna ayak uydurması lazım. Özellikle lityum pil buna hızlıca ayak uydurabilir. Kurşun asitler biraz daha yavaştır. Bazılarının dolayısıyla bu yavaşlıkları farklı teknolojilerle çözülür. Ultra kapasitör vesaire kullanımıyla. Demek ki pil bunlardan dolayı tercih edilmektedir. Şimdi yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsettik. Bunlar kararsızdır dedik. Evet öyledir. Şurada iki tane Amerika'da çok megawattlık bir santralle çok sayıda
rüzgar türbününün olduğu, yanlış hatırlamıyorsam 28 megawattlık bir sistemin eş zamanlı olarak toplam elektrik üretimliği karşılığının eğrileri görülmektedir. Bakın bir gün içerisinde şu sarı diyelim ya da açık kahverengiyle gösterilen sıcaklık eğrisi altında açık maviyle de ışınım eğrisi görülmektedir. Yani güneşten gelen ışınım ne kadar? O ne kadar zikzak çizerse altta da üretilen elektriğin bu kadar zikzak çizdiği görülmektedir. Halbuki biz zikzağı sevmiyoruz. Şebeke yöneticileri sevmiyor. Daha yumuşak bir geçiş istiyoruz. İşte bu aradaki boşlukları kapatacak. Yani yukarıya doğru olan sivriliklerde dolacak. Aşağıya olan çöküntüleri de dolduracak enerji depolama sistemidir. Daha yumuşak bir geçiş olur. Altta ise rüzgar türbününü görüyorsunuz. Mavi ile rüzgar hızı, bakın hiç enerji depolama sistemi yoksa o rüzgar türbünlerinin ürettiği elektrik miktarına dikkat ediyor musunuz? 12 megawattla 1 megawatt arasında gün içerisinde hatta 1 saatlik bir sürede 11 megawattlık değişim söz konusu. İşte bu türden çentikler enerji depolama sistemleriyle daha yumuşak geçişli hale getirilir. Dolayısıyla ne kadar rüzgar türbini varsa, ne kadar güneş enerjisi varsa ya da ileride olabilecek diğer gelecekteki kaynaklar, okyanusumuz olmadığı için dalga enerjimiz bizim yok. Kayda değer ölçüde değil. Başkaları da olabilir. İleride başka kaynaklarda söz konusu olabilir gelecekte. Şimdi şebeke ölçekli enerji depolama sistemlerinde güç ve enerji ilişkisi. Saymıştık. Şimdi bakın burada gerilim ve frekans regülasyonu en solda, yani saniyeler mertebesinde. Demek ki burada yüksek güç gerekiyor. Saniyeler mertebesinde olduğuna göre bu yüksek gücü 5 saat süreyle devam ettirmeyeceğiz. 5 saat süreyle devam ettirirsek o zaman en sağdakine geleceğiz. Yani yük seviyesini değiştirme, tepe yükleri kırpma, enerji ticareti, ada modu çalışma, yenilenebilir kaynakların şebekeye aktarılması saatler mertebesinde. Halbuki sol taraftaki kırmızı olan ise güç kalitesi parametrelerinin iyileştirilmesinde etkili olur. Neler bunlar? Geçici durum tepkisini iyileştirmek, reaktif güç kontrolü yapmak, frekans ve gerilim regülasyonu yapmak. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Soldakini yapabilen sistemin dinamikleri o kadar hızlıdır ki en sağdaki yani ya da bir sağındaki dakikalar mertebesinde olan ya da en sağdaki saatler mertebesinde olanları zaten rahatlıkla yapar onlar. Çünkü onların tasarımı daha zordur. Peki bunu sağdakine çevirmek mümkün müdür? Evet. Çok yani. Yüksek maliyetli bir iştir ama çok megawattlık, yüzlerce megawattlık aküleri getirip soldaki kırmızılara bağlarsanız mükemmel iş yapmış olursunuz ama maliyetiniz 10 kat artar. Evet. Devam ediyoruz. Bir enerji depolama sistemindeki bileşenlere şöyle bir bakalım. Enerji hattından bağlıyoruz. Bir bağlantı noktasından sonra, orta gerilimden sonra İndirici bir transformatörle normal alçak gerilime çeviriyoruz. AG'ye çeviriyoruz, öyle diyelim. Sonra bu AG'ye evirici ve doğrultucu. Yani biz bu aküleri şebekeden şarj ederken bu siyah büyük kutu doğrultucu oluyor. Eğer akülerden şebekeye enerji aktaracaksak frekans regülasyonuna, gerilim regülasyonuna katılıyorsa bu evirici olacak, inverter olacak. Onun ürettiği 400 volt, 34.500 volta çıkacak medium voltaja. Sonra da şebeke hattı üzerinden şebekeyle senkron çalışmasına devam edecek.
Ama şu en önde sistem operatörü dediğimiz bir şey var. Biz buna yine yük tevzi diyelim. Bunun aküsündeki enerjinin ne kadar kaldığını, şebekenin nasıl davrandığını, battery management sistemi üzerinden de verileri alarak hem batterinin bilgilerini, hem evricinin bilgilerini, hem de hattın bilgilerini bu sistem operatörü alıyor. Aldığı bu bilgileri değerlendirerek karar veriyor. Diyor ki, senin diyor enerji rezervin, ona da biz ne diyoruz? SOC, State of Charge, bir de sağlık durumu. Verebilir mi, veremez mi? State of Health, SOH, genellikle böyle bilinir. Bilgilerini de bu arada alıyorum. Sen dolusun, evet aktara aktarabilirsin. Üstelik gerilim çöktü. Ben seni diyor, elektriğin çok üretildiği, ucuz olduğu saatlerde gece saat 1 ile sabah 5'e arasında ben seni şarj ederim yeniden diyor. Böyle yüksek sesle konuşuyorum ki şeyi biraz daha anlaşılsın algoritma diye. Evet, yenilenebilir kaynakların depolanmasında, şebeke entegrasyonunda depolanmanın önemi, birkaç cümlemiz daha var burada. Hocam, efendim. O cümlemize girmeden bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. SOC dediniz de ben İETT'de çalışıyorum. Basına düştü. Elektrikli otobüs geldi bize. Sağ olsunlar. Bugün garaja geldi. Beni de çağırdılar test için. Ekrana baktım. SOC ekranda yazıyor. %61 State of Charge. Şoföre evet. Dedim ki sen benzinin bittiğini nasıl anlıyorsun bundan? Dedi ki buraya bakıyorum dedi SOC'ye. O yazıya evet. Bakıyorum. Bize tembihlediler. %20 olunca aman hemen dönün garaja şarja koyun arabayı diye. Evet, bir de bu %20'yi bunu... nerede gördüğünüze bağlı. Ekrana %20 gelince hemen geri garaja dönün, arabayı şarj edin dediler diye. SOC'yi duyunca bugün anımı sizinle paylaşmak istedim. Evet, hocam. Evet, doğru. Oraya gelince de şöyle birkaç şey söylemek lazım. Özellikle çok uzun hatlarda yolcu alırken araçları şarj eden aynen bu trolobüsler gibi üstten şarj eden pantograf deniliyor galiba. Onlardan sistemler var Avrupa'da. Evet. Bazı üreticiler bunları satıyor ya da gittiği yerde çok uzun yerlerde böyle durumlarda kullanılmak üzere hızlı şarj istasyonları vardır. Otobüslerde genellikle DC şarj, hızlı şarj kullanılır. Akü üreticileri için söylüyorum. Onların tavsiyelerini söylüyorum. Aküyü ne kadar çok şarj ederseniz, yani state of charge %100 olsun dediniz. Aküyü ne kadar çok boşaltırsanız, %10'a kadar düştünüz. Akünüzün ömrü o kadar çok azalır. Şarj, deşarj cycle'ı örneğin 4000 olacağına 1500'e, 1700'e doğru düşmeye başlar. %40 ile 80 arası en çok önerilendir. Ama o zaman da tüketeceğiniz enerji 360 kilowatt saat olmaz da siz 360 kilowatt saatlik bir otobüse akü koydunuz ama bunun 250'sini kullanıyorsunuz demektir. Ya ondan vazgeçeceksiniz ya bundan ya da güzergahınızda %20'ye kadar aracınızı düşünmeyecek teknolojik altyapıyı da hazırlamak gerekir. Teşekkür ederim hocam. Orada bir sorum da şu olacak. Buyurun. Siz hani şebekeden alternatif AC geldi, işte invertör vesaire aküleri şarj etti. Şebekeye tekrar verirken bu evriciyle invertör ve trafo hiç evet. Değişmiyor değil mi? Hepsi aynı Hayır. Üzerinden. Bu tarafa da o tarafa değişmiyor. Da. Yani yüksek voltajı aldım düşürdüm ama düşük voltajı aldım yükselttim yine aynı trafo üzerinden. Evet. Teşekkür ederim hocam. Yani bu şuna da benzer. Mesela 1 megawatta kadar, hatta 1 megawattan küçüğü de şimdi söz konusu. Çünkü 1 megawatta bağımsız trafo istiyor. 400 kW'lık bir tane trafonuz var. Tamam. İş yerinizde öyle düşünün. Evet. Ya da sizin belediyenin herhangi bir yerinde. Sonra da belediye dedi ki oranın çatısına ben 150 kW saatlik fotovoltaik panel kurdum. Evet. Eğer ayrıca
fotovoltaik paneli, ayrıca ücretlendirme, ayrı sayaç bağlama gerekli değilse, önceden dağıtım şirketleri diğerlerine bağlama, karıştırma, benim kafamı da karıştırma, ayrı kilit koy, ayrı bina yap, ayrı trafo koy, evet. Fotovoltaik içinde ayrı sayaç koy, ben gelip onu okuyayım diyordu. Genelde öyle gidiyorlar, evet. Yani bence anlamsız bir şey bu. Ama siz kendi fabrikanızda tükettiğinizden fazlasını üretmeyeceksiniz. Hep içeridekini harcayacaksanız, bunun için ayrıca bir sistem yapmaya gerek yok. Aynı evet. sistem yukarıya da geri gönderebilir. Ama siz enerji satış yetkisi almadıysanız, sattığınız enerji kadar da size kilowatt saatten ceza yazarlar sanıyorum. Öyle de bir prosedür söz konusu. Dolayısıyla tüketilenden daha fazla üretmeyeceksiniz. İzniniz yoksa, öyle bile olsa da izin almak gerekiyor sanıyorum. Yani teşekkür ederim hocam. Evet. Hatta biraz sonraki açıklamalarımda bunun biraz daha detayı olacak. Çünkü fotovoltaik sistemlerle enerji depolama sistemleri ne kadar akraba? Şimdi en çok mühendislerin, öğrencilerin kafasını karıştıran sorulardan birisi bu. Evet. Enerji depolama sistemleri UPS de enerji depo ediyor. UPS ile ne kadar akraba? Ya da sizin biraz önce sorduğunuz soru. O trafo, evirici hiç değişmeden enerji bu tarafa giderken sonra da bu tarafa gidebiliyor mu? İşte kontrol algoritması burada değişiyor. Zorluk orada donanım olarak çok önemli bir değişiklik olmamaktadır. Yani en önemli maliyet onun Ar-Ge giderlerinde yazılımının oluşturulmasında. Çünkü bu defa enerjiyi iki yönlü ölçmek zorundasınız. Hep bir yönlü akış yok. Tabii. Bu tarafa da gitse ölçeceksiniz, bu tarafa da gitse ölçeceksiniz. Doğru. Bütün üç fazın dinamikleri değişiyor. Siz de bu dinamikleri ölçerek yüksek frekanslı pass width modulation'ı da kontrol etmek zorundasınız. Aynı zamanda, evet. Evet. Teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi dedik ki enerji depolamada minimum bir ayar noktası yok. Enerji akışı iki yönlü olabilir. Yani ayar noktası bizim programladığımız değerlerdir, kurallardır. Ve bu kurallar örneğin IEEE normlarına ya da IEC normlarına ya da EN normlarına aykırı olamaz ama. Onların içerisinde bize oynama hakkı veriyor. Evet. Tasarım kriterlerine bağlı olarak anma gücü ve süresince bu enerji depolama sistemleri hem kaynak olabilir hem yük olabilir. Yani bir dakika içerisinde 10 defa hem kaynak hem yük olabilir. İnanılmaz bir dinamik bu. Halbuki kademeli barajlarda suyu çift yönlü basabilirsiniz. Çok yüksek maliyetli bir iş. Halbuki barajlarda hep su cebri borudan tek yönlü akacak gibi planlanmıştır. Çarklar öyledir. Değil mi? Onları ters döndüremeyiz normalde. Bunun gibi. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin şebeke için gereğinden fazla olması halinde yük, gereğinden düşük olması halinde ise kaynak gibi davranarak şebeke üzerindeki salınım etkilerini üretilen enerjinin de bu kaynaklarda tümünün kullanılmasına hizmet ederek minimize eder. Yani salınımı minimize ediyor. Hem de güneşten, rüzgardan ne üretirsen üret, onu da hatta aktarıyor. Yani hiç boşa giden yok. Acayip önemli bir. Ne kadar husus. Güzel bir sistem. Geçmişte bunu yapamıyorlardı. Büyük ihtiyaç şu an, evet. Evet, geçmişte bunu yapamıyorlardı. Tabii. Ve bu rüzgar ve güneşimiz bizim ne kadar artarsa, o kadar petrole az para vereceğiz, doğalgaza az para vereceğiz. Şu anda %25'ini elektriğimizin doğalgazdan üretiyoruz. İşte İran gazı kesti, kara kara düşünüyoruz. Acaba Rusya ile siyasi ilişkilerde herhangi bir şey olursa bizim gaza bir şey olur mu diye herkesin aklına geliyor şu kışın soğuk günlerinde. Dolayısıyla bir de burada önemli bir cümle daha söyleyelim. Bütün bu enerjiyi kendi kaynaklarımızdan üretsek dahi kaynak çeşitliliği yapmak riski minimize etmektir. Tabii, elde. Dolayısıyla biz gaz üretiyoruz, bütün elektriği gazdan üretelim. Bizim barajımız var, bütün elektriği barajlardan üretelim gibi bir kaynakta yığılmaya sebep olmamalıyız. Bu planlama inanılmaz önemli bir noktadır. 1900
geçmişte yapılmayan yatırımlardan dolayı sanayideki hızlı gelişmeyle 80'li yıllarda doğalgazdan elektrik üretimi yüzdesi %45'e kadar yükselmiştir. Çok tehlikeli bir durumdu bu. Allah'tan birazcık %25'ine indi. Daha da inmesini bekliyoruz, düşünüyoruz. Çünkü bu ithal edilen bir üründür. Evet, güç elektroniği uygulamasıyla gerçekleştirilecek enerji dönüşümü söz konusu olduğunda en önemli bileşeni devre dedik, yüksek frekans değerlerinde çalışacak güç anahtarları, bunlarla çalışacak indüktörler, kapasitörler, 1990'lardan başlayarak bu en çok gelişmenin yaşandığı günümüze kadar bu dönemde orta ve yüksek güç sınıfında en çok kullanılan güç anahtarları silisyum tabanlı olan IGBT'lerdir. Evet, bu IGBT lafını herkes çok duymuştur. Devrim yaptı hocam. Güç evet, IGBT rectifier diyorlar yani. IGBT'li doğrultucu. Aslında bunu söylerken yüksek frekanslı bir doğrultucu kullanıldığını frekanslı evet. söylüyor. Genellikle gerilim kaynaklı sistemlerden bahsediyor aslında bunu söylerken. Ben dedim ki kesintisiz güç kaynağı kullandım ben 1986 yılında. IGBT adı geçmiyordu o zaman daha. Tristörlü evricilerdi. Evet. 50 Hz'de çalışıyordu. Havalı da bir ismi vardı. Biz onu ilk duyduğumuzda önemli bir şey zannederdik. 6 adımlı evirici. 6 adımlı evirici demek harmonik fabrikası demek. Çünkü yüksek frekanslı değil. 50 Hz'le kare dalgayı üretiyorsun. Daha sonra tuzak filtreleriyle 5. 7. harmonikleri yok ederek kare dalgayı sinüse benzetmeye çalışıyorsun. Ve o kadar kayıp oluyor ki orada. Mezun olduğumuz yılla ortaya çıkmış olsun. 1984 yılında bir defa Ankara'da fuarda 6 adımlı evricili motor sürücüler ilk defa fuara çıktı. Bu fuarda onu çalışırken gösteriyorlardı. Ama 6 adımlı evriciyle çalışan bir asenkron motor hiçbir zaman %100 yükünde çalışamaz. Çünkü 100 kW'lık bir motor 50 kW'a geldiğinde, 40 kW'a geldiğinde 100 kW'taki kadar ısınmaya başlar. O yüzden siz onu yükleyemezsiniz. Çünkü harmoniklerden dolayı 5. 7. 11. 13. mesela 13. harmonik düşünün. 650 Hz. Demir kayıpları, histerezis kayıpları frekansla doğrusal yani 13 kat artar. Halbuki Foucault kayıpları frekansın karesiyle artar. Yani frekansı 13 kat artarsa demir kayıpları 169 kat artar. İşte o yüzden trafolar ve motorlar kare dalgayla çalıştırılmamalıdır. Bunu da söylemiş olalım burada. IGBT gelince ne oldu? Pulse Width Modulation dediğimiz yüksek modülü. Frekansta çalışabilen elemanlar çıktı. Bir de bunlardan önce 3 yıllık bir süre içerisinde bipolar Darlington's denilen bildiğimiz Darlington transistörler 600 volt, 200 amper, 300 amper, 500 amper gibi güçlü en son 1000 voltları çıktı onların. Sunrex'in tarihi eser bir markadır. Ürünleriydi. Onlar çıktı ama yine akımla sürülen bir eleman transistör biliyorsunuz. Tristör gibi, GTO gibi onları sürmek baş belasıdır. Enerji kaybına sebep olur. Onların da çalıştığı en yüksek frekanslar 3 kHz'ler civarındaydı. En fazla 4.8 kHz. Evet, bipolar Darlington'lardan da bahsetmiş olduk böylece. Şimdi bir 4 serisi bir IGBT'nin iç yapısını görüyorsunuz. Her yerde kolay kolay görülmez. Bonding wires dediğimiz çiplerin birbiriyle bağlantısı, çiplerin terminallerle bağlantısını görmektesiniz. Burada hem IGBT'leri hem diyotları görüyorsunuz. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki bu bağlantıları içeren devre şu sağda gördüğünüz devredir. Yani yarım köprü IGBT köprüsü 1200 volt 600 amperlik yeni jenerasyon sayılır bu IGBT. Çünkü
Nereden biliyorum? Çünkü IGBT'nin yüksekliği sınırlı kısa, yani indüktans etkisini minimize etmek için yüksekliği yeni jenerasyonlarda böyle kısaltılmıştır bütün markalarda. Sağdaki gate uçları, soldaki ise her IGBT'de olmayan, her markada var ama her IGBT'sinde, her modelinde yok. Blok sıcaklığını ölçte aşırı sıcaklık bölgesine gelince çalışmayı durdur, IGBT yakma diye konulmuş olan sensördür, termistör. Dolayısıyla bunun da uçları dışarıya alınarak kontrol devresinde kullanılır. Demek ki bir IGBT'nin içi, dışından SIC ile IGBT'yi ayırmanız mümkün değildir. Gidip etiketini okumanız gerekir. İçlerinde farklılıklar vardır. İşte IGBT'nin demek ki dışarıdan görünüşü, devre yapısı. Bunun akımı az olursa bu bir fazlı tam köprü olabilir. 4 tane IGBT olabilir. 6 tane olabilir. 3 fazlı tam köprü demektir bu da. Dolayısıyla bunların hatta çok büyük IGBT'lerde 1 tane olur. Bir de şöyle bir açıklama yapalım. Çip üreticileri, IGBT çip üreticilerinin bir üretim kabiliyeti vardır. Örnek, 250 ampere kadar ya da 300 ampere kadar. Eskiden bu değer 150 amperdi. Günümüzde arttığını düşünüyorum. 300 ampere kadar IGBT çipi üretir. Ama siz IGBT'yi aldığınızda bakıyorsunuz ki IGBT'de 800 amper yazıyor. Siz bunu bilmelisiniz ki onun içinde paralel bağlanmış 3 tane IGBT vardır. Gate'leri ortak yapılmış. Dolayısıyla paralel bağlantı da söz konusu olabilir. Günümüzde bu yüksek frekanstan dolayı indüktans etkisini minimize etmek için bonding wires dediğimiz bu bağlantı elemanları, çipler üzerindeki ve bacaklar üzerindeki nin başka teknolojilerle yapılmasına çalışılmaktadır. Ticari ürünler, prototipler de üretilmiştir. Buradaki çipler ve bonding wires dediğimiz bu teller gövdeyle arasında termal iletkenliği çok iyi. Ama elektriki iletkenliği sıfıra yakın olan 4 kilovolta kadar, 6,5 kilovolta kadar dayanabilen materyaller yerleştirilir. Böylelikle çip ısındıkça tabanına ısıyı iletir. Ama tabanları birbirinden, terminallerden izole olduğu için soğutucu bağlanmasını kolaylaştırır. Yani cihaz üreticilerinin işlerini kolaylaştırır. Evet. Halen çok yüksek güç seviyelerinde tek seçenek olan silisyum tabanlı anahtarların teknolojik sınırlarına ulaşması araştırmacıları yeni anahtar teknolojilerini araştırmaya yönetmiştir. Yani şöyle söyleyelim, bazı markalarda artı 6, bazı markalarda 7. jenerasyon IGBT'ler üretilmiştir. Yani kaç defa bu 20 yıl içerisinde, 30 yıl içerisinde kaç defa bunların teknolojisinin değiştiğini dikkate alabilirsiniz. Ama artık sınırlarına geldi. Ve o yüzden de farklı teknolojiler üzerinde düşünülüyor. Bu arayışlar daha çok, daha yüksek anahtarlama frekansı, daha düşük kayıp, daha küçük boyut, daha kolay sürme, daha kolay paralel bağlama, daha yüksek gerilim değerlerinde çalışma gibi özellikler üzerine olmaktadır. Biraz sonra göreceğimiz eğrilerde de anahtarların teknolojileri arasında bu farklılığı da göreceksiniz. Yaklaşık 10 yıllık bir endüstriyel geçmişi olan SIC anahtarlar birçok üstün özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. SIC MOSFET'ler anahtarlama kayıplarının daha düşük olmasının yanında daha yüksek anahtarlama frekanslarında çalışabilmekte. Böylece tasarlanacak cihazların boyutları küçülmektedir. SIC anahtarlarının üretim yelpazesi ile maliyetlerindeki azalmaya bağlı olarak gelecek 10 yıl içerisinde IGBT'lerden SIC'ye önemli bir dönüşümün olacağı öngörülmektedir. Yani bu iş hızlı olursa 8 yılda, yavaş olursa 12 yılda. Yani benim bildiğim güç elektroniği cihazı üretenlerin, endüstriyel üreticilerin hiçbirinde şu ana kadar SIC'yi Türkiye'de kimse kullanmıyor.
alım gücü yüksek olduğu için bazı UPS üreticileri 500 kilovatları örneğin Amerika'da SİC'lerle yaparak satmaya başladı. 3-5 yıl içerisinde de bu Türkiye'ye sirayet edecektir. Askeri cihazları bundan ayrı tutuyorum. Askeri ve havacılık konularında kullanılmaya başlanmış olabilir. Ama çok büyük sayıda cihaz ve ekipman üreticisi de değiliz. Üretiyorsak da kendimiz için üretiyoruzdur. Bunu böyle söyleyebiliriz. Şimdi SİC'nin ve silisyum IGBT'nin karşılaştırması var. Dikkat edin. Açılma, iletime geçme kaybı. İletimden kesime gitme kaybı altta sarıyla. Sonra işte kırmızımsı kahverengiyle, her neyse kırmızıyla. En altta da maviyle iletim kayıpları var. Bir anahtarın kullanıldığı devrede kullanıcıya bağlı olarak, tasarım topolojisine bağlı olarak kayıpları azaltabilirsiniz. Örnek, sıfır gerilim anahtarlama teknikleriyle DC-DC dönüştürücü yapmak. Örnek, rezonansta çalışan evirici yapmak ya da DC-DC dönüştürücü yapmak. Üstteki iki taneyi azaltabilirsiniz bunlarla. Ama alttaki maviyi fabrikasyon bir veridir. Üzerinden ne kadar akım geçerse bu kadar kayıp olur. Yapacağınız bir şey yok. Dolayısıyla iletime geçme ve kesime gitme kayıplarını değiştirebilirsiniz. Bunları değiştirmediğinizi farz ederseniz, IGBT'nin kayıpları örneğin 100 watt'a yakınsa, dikkat ediyor musunuz? Mavide değişim çok fazla değil. Halbuki sarı ve kırmızıda değişim çok fazla. 100 watt yerine 27 watt'a düşürebilirsiniz kayıpları. Dolayısıyla bu önemli bir faktördür. Buraya düşerse, bu demektir ki burada kullanılacak anahtarın soğutucusu daha küçük olacak. Fanı daha küçük olacak, fansız olacak. Öyle olunca cihazın kutusu küçük olacak. Yani cihaz küçülecek, motor sürücü mesela. İşte bunu kayıplar. Şurada bir örümcek ağı diyagramı diyelim. Burada birçok şeyi birlikte anlatıyoruz çünkü. Şimdi sarıyla IGBT, maviyle silikon karbit, kırmızıyla galyum nitrit anlatılmaktadır. Şimdi bakalım. En sağdakine bakıyoruz. Termal iletkenliği çok iyi olan ve erime noktası yüksek olan. Bakıyoruz burada. Silikon karbit bir numara. İşte üstünlüğünün birisi bu. Silisyum 100 derecede, 125 derecede, yenicilerde biraz daha belki yüksek ama silikon karbit 175 derece jonksiyon sıcaklığında çalışabilir. İşte üstünlük. Niye silikon karbiti seçiyoruz? Sol tarafta üsttekine bakıyoruz. Daha yüksek gerilimde çalışma. Galyum nitrit daha iyi hesapta. İkincisinde silikon karbit, üçüncüsünde de silisyum. İşte bu sebeple bunu seçiyoruz. Amerika'daki North Carolina Üniversitesi'nde bir firmanın, Cree'nin sanıyorum özel olarak ürettiği bir, hem de TO-247 kılıftaki bir SIC'nin, yani şu baş parmak büyüklüğündeki bir MOSFET'in çalışma gerilimi 15 kilovolt test edilen. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok kötü bir dağıtım gerilimi bizde, orta gerilim 34.500 volt. Neredeyse birkaç anahtarı seri bağlayarak gelecekte trafo kullanmadan orada dönüştürücü yapabileceğiz. Solda aynı altta ise ne kadar yüksek frekansta çalışabildiğini gösteren elektron hızı. Dikkat ediyor musunuz? Silikon karbitle galyum nitrit burada aynı. Silisyum yine gövde sıfıra, orijine yakın. Burada da çok geride. İşte bu yüzden bu elemanlar çok kullanılıyor. Ancak galyum nitrit günümüzde çok büyük akım değerlerinde üretilemiyor henüz. Birkaç kilovatlık yerlerde switching mode power supply dediğimiz SMPS'lerde yoğun olarak kullanılıyor. Birkaç kilovatlık tasarımlarda. O sebeple
525 ampere kadar günümüzde silikon karpit 1700 voltlarda üretilmiştir. Bunlar büyüdükçe, bir de önemli bir şey, fiyatı düştükçe IGBT'ler yerini mavi olana bırakacak sarılar. Size örnek bir değer verelim. Örneğin 200 amperlik bir IGBT'nin değeri yaklaşık 70-80 euro civarındadır. Çok fazla alırsanız 50 eurodur belki. Ama 325 amperlik, 400 amperlik bir silikon karpit MOSFET'in fiyatı yaklaşık 500 euro civarındadır. Yani 7 ila 11 kat arasında bir fiyat farkı var anahtarlarda. Silikon karpit üreticileri de diyor ki 5-10 yıl içerisinde boşuna ürettiğin elektrik parasıyla ben onu karşılıyorum zaten. O hesabı iyi yapacaksınız. Ama UPS'çiler gibi değil. Çünkü UPS ürününü alanlar, özellikle UPS'çileri kastetmiyorum. Mesela bankalar, isim de verebilirim. %0,1 verimi daha mı fazla? Bu bana kaç liraya mal olur? Gibi kafayı oralara takıyorlar. Halbuki UPS kritik yükü besler. Yılda 5 defa bile olsa iyi ve daha güçlü, gürbüz bir tasarım, yani daha robust bir dizayn beni daha çok koruyacaksa %0,5 verimi düşük olmuş, bunun önemi yok. Yani bir askeri santral, bir ameliyathane, bir efendim harekat merkezi, bir ülkenin yük tevzi merkezini besleyen bir UPS önemini düşünebiliyor musunuz? Burada verimi %0,5 az olsa ne olur, çok olsa ne olur? Daha az arıza yapanını tercih etmeliyiz. Doğru. Daha sağlam topolojiyi teslim etmeliyiz. Test etmeliyiz, kullanmalıyız. Tabii. Onu da uyarmış olalım burada. Şimdi burada birbirini yiyen anahtarlar var. Bu çok güzel, hoşuma giden bir tablo. Bunu vermek istedim. En altta X ekseninde çalışma gerilimlerini görüyorsunuz. Y ekseninde ise bu şeyin, ürünün ne kadar yüksek teknoloji olduğunu görüyorsunuz. Bakın, galyum nitrit ve silikon karpit yüksek teknolojide günümüzde. Bipolar transistör, tristör ya da IGCT, yani ABB'nin gate'inden kontrol edilen tristörü demek bu Türkçesi. Teknolojisi çok gelişmiş değil ama 3.3 kilovoltta üretiliyor. Kim? Tristör. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 12 kilovoltta çalışan ışık tetiklemeli Mitsubishi'nin ve diğer birkaç tane üreticinin PowerX'in tristörleri var. 12 kilovoltta bir tristör, inanılmaz bir gerilim değeri. Halbuki 12 kilovoltluk IGBT yok. Günümüzde 6,5 kilovoltluk var, dikkat edin. 3.3 kilovoltluk var, 2500 voltluk var, 1700 voltluk var, 1200 voltluk var, 600 voltluk var. Bunlar da üretim skalası değerleri bunlar. Galyum nitrit ise neredeyse hemen hepsi TO220 kılıfta. Yani büyük, biraz önce gördüğünüz IGBT gibi modüller henüz yok bile. Ama silikon karpitte var. Triaklar zaten AC'de kullanılmak üzere ters yerleştirilmiş iki tane tristör demektir. 50 Hz'de çalışır. Açı kontrolü için ya da on-off için kullanılır. Bipolar transistörler yine düşük seviyeli ve 600 voltun altında bunlar, hep dikkat edin. 600 voltun altında. Eskiden 1000 voltluk MOSFET olursa 1-2 amperlik oluyor idi. 500 volta inerseniz 20 amperlik, 17 amperlik MOSFET'leri bulabiliyordunuz. İşte silikon karpit MOSFET bu inanışı yıktı. 2200 voltluk, 1700 voltluk elemanlar var. Bana göre yakın zamanda da 3300 voltluk, 4500 voltluk ürünler ticari olarak sahneye çıkacaktır. Çok yakın zamanda. Evet, yani galyum nitrit MOSFET'in yerini işgal ediyor demek ki. IGBT, TO247 ve 220 kılıfların yerini işgal ediyor.
kalyum nitrit. Silikon karbit de hem IGBT'nin yerini büyüdükçe de tristöre doğru giden bir işgal söz konusu. Gelecekte bunların yerini alacaktır. Demek ki teknolojik trend bunu gösteriyor. Evet, bir de tasarlanmış bir iki tane örnek göstermek istedim. Şimdi en altta soğutucu. IGBT'ler demek ki bu soğutucuya tutturuluyor, vidalanıyor. Fiziksel olarak burada sabitlenen IGBT'nin üzerine DC linki oluşturan bara yapısı, sandviç bara da olabilir bu. İç içe geçmiş milimetrik farklarla çalışan ile o baraların hemen yanında IGBT driver unit dediğimiz sürme üniteleri de bağlanılıyor ki barada indüktans minimum olsun. O zaman IGBT'ler az arıza yapar. Drive sinyalleri doğrudan gitsin, gürültü oluşmasın ve şuradaki soketlerle de dış ortamlarla bağlanıp kontrol edilebilsin. Hemen şurada gördüğünüz solda alttaki mavi ise Hall effect current transducer dediğimiz boşluk etkili akım sensörleridir. Yüksek frekansta hem DC'yi hem AC'yi hem yüksek frekansı algılayarak denetleyiciye bilgi gönderirler. Böylece çıkış sinyalinin dalga formunun düzenlenmesini ya da korunmasını IGBT'lerin sağlarlar. Siyahlar ise DC baradaki gerilimin regülasyonunu yapan elektrolitik kapasitörlerdir. Genellikle bunlar 1000, 2000, 3000, 5000 mikrofarad gibi değerlerde olur. Paralel bağlayarak yetmiyorsa cihazın gücüne göre bu paralellik artırılabilir DC barada. Bayağı büyük. Evet. Şimdi de biraz daha büyük güçlü. Çünkü salyangoz fan kullanılmış. Soğutucuyu daha yüksek hızda, yüksek debiyle soğutuyoruz. İşte burada da beyaz kutular, snubber kapasitörleri, sürücü kartlar en üstte. Onun altında IGBT'ler ve onun hemen bulunduğu yerde yine bulunduğu yerde DC link bara yapısı, yine mavilerle akım sensörleri görülmektedir. Bu da biraz daha büyük güçlü diğerine göre bir yapı. Evet, şimdi gelelim, biraz nostaljik takılacağız burada. Hocam. Efendim. Araya girip özür dilerim, bir soru sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Şimdi siz 0 volt anahtarlamadan söz ettiniz. Evet, doğru. Bu bizim elektrikli araçlarda çok büyük sıkıntı var. Akülerin yanması olayı. 600-800 volt baralarda, DC baralarda az önce sözün ettiğiniz gibi inverter, konverter şeylerinde voltaj mevcut. Acaba bu anahtarlamalarda bu 0 volt anahtarlamalar varsa sizin sistemler buna en büyük çözüm olamaz mı? Ya da o konuda biraz varsa bilgi verebilir misiniz? Veririm. Yani çünkü veririm, tabii ki bu veririm. İş çok önemli de, ya da daha sonra değinecekseniz oraya da bırakabiliriz. Böyle burada kısaca şu açıklamayı yapalım. Buyurun hocam. Bu iyi soru. DC baradaki gerilimi değiştirmiyoruz. Sıfır gerilim anahtarlamada. Yüke göndereceğimiz yükün rezonans frekansını tespit edip yakalayarak haberleşmecilerin çok kullandığı tekniği kullanırız biz de orada. PLL, Polatlı Lüleburgaz, Lüleburgaz dediğimiz faz kilitleme devrelerini kullanarak rezonansı değişse bile indüksiyon fırınları buna çok güzel bir örnektir. Değişimi takip ederek frekansı değiştiririz. Dolayısıyla rezonansta akımın ve gerilimin nereden sıfırdan geçeceğini bildiğimiz için anahtarı orada açar, orada kapatırız. Dolayısıyla akım ve gerilimin şu kollarımda gösterdiğim şekilde bir karşılaşması söz konusu olur. Bu eğrinin altında kalan alan kayıptır. Halbuki rezonansta birisi sıfıra gittikten sonra diğeri başlıyorsa arada bir kesişen alan olmadığı için kayıpları, anahtarlama kayıpları sıfır olur. Sıfır oluyor. Evet. Halbuki sizin elektrikli otobüslerde, troleybüslerde
motor sürücü ve DC bara yapısı için arıza çok yapıyorsa, anahtarlarda bir problem oluyorsa, ark yapıp yangına sebep oluyor. En ark büyük... yapıyor, yangına, o zaman başka bir problem daha devreye giriyor demektir. Evet. Snubber'larda ve göreceli olarak akımın artırılmasında, hızının ayarlanmasında problem var demektir. Nominal akım değerini aşmıyorsanız. Yani 50 kişilik otobüste 500 kişi taşımıyorsanız öyle bir şey olamaz. En fazla 80 ile gideceğiniz yerde hiçbir zaman siz 300 ile gitmiyorsanız. Aşırı yüklenme yoksa. Evet, aşırı yüklenme yoksa. Aşırı akım çekmiyorsak. Aşırı akım çekmiyorsa, acayip yüksek frekans değerlerine çıkmıyorsanız. Çıkmıyorsa. Hız da o demek. Bu sürücülerin ikide bir de bozulmaması gerekir. Üreticinin de, servis hizmeti verenin de şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir. Türkçesi bu. Tasarımla ilgili dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Tedbir alınması gerekir. Ama ARK yapıyorsa dediniz. ARK yapıyorsa başka probleme işaret eder. Türkçesi ortak mod gerilimi, common mod voltage dediğimiz üç fazlı sistemlerde üç fazın ani değerlerini anahtarlama esnasında bile sıfır yapamıyorsanız orada biriken enerji bir şekilde otomobilin jantından, trenin tekerinden, raydan geri döner ve ark yapar. Bu ark evircinin anahtarlama esnasında ani değerleri sıfır yapamadığını gösterir. Yapamıyorsa çıkışında bir filtreyle bu minimize edilir. Ya o filtre yoktur, anladım, ya o filtre işini yapmıyordur ya da ikisi birdendir. Dolayısıyla bu ark topraklama problemlerine, rayların erimesine sebep olur, servis imkanını zorlaştırır. Doğru. Eğer bu ark o arksa. Yani teşekkür ederim hocam. Ankara'da, metroda, başka yerde, İstanbul'da bu problemler görülebilir. Hocam aslında iyi bir noktaya değindiniz. Yani önlem ve tedbir meselesi. Şimdi asansöre bindiğinizde asansörün belli taşıma kapasitesi, belli bir kişi sayısı ya da belli bir kilogram yük kapasitesi var. Evet. Son binenler eğer o kapasiteyi aşmasına sebep olmuşsa bip 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 uyarı sesi bir şekilde son binen iniyor. Evet. Bu bizim filas otobüsler geldi. Biliyorsunuz çok sıkıntılı şey çekmemeye başladı. Halbuki onun da bir kapasitesi var. Şimdi bugünkü elektrikli otobüsü sürerken de yokuşta bir sıkıntılar çektik. Biraz da ağır fazla yük koyduk normal kapasitesinden. Aynı şeyi yaşadık. Ben o zaman filaslar geldiğinde şunu önermiştim. Bizim diğer otobüslerde de benzer şeyleri yaşamıştık. Demiştim ki... Bu yeni en son gelen otobüs mü? Bu bir hafta 10 gün içinde test reklamlar yapılan. Macaristan'dan test için geldi bir tane bugün. Yani birkaç gün önce geldi. Evet evet tamam. Haberlerde okumuştum. Onun bugün testine katıldım kendimde. Şimdi aynı konu geçti. Şoför kardeşimiz diyor ki biz bu tabii fazla yolcu olduğu zaman bunu yaşayacağız. Ama o zamanlar filaslar içinde söylemiştim. Nasıl asansörlerde belli bir kilogramı geçtiği zaman sistem alarm veriyor. Binenler, son binenler iniyor. Bizim bunu otobüslere de getirmemiz lazım. Ne kadar bunu söylediysem de üst makamlara hep dediler ki ya adamı döverler, sen halkla uğraşamazsın biliyor musun? Yani ite kaka insanı dolduracak. Kardeşim hepimize zarar bu. Yani bu tedbiri biz bir şekilde almalıyız diye düşünüyorum ve biz bunu yaşayacağız. Yani otobüslere de belli bir kapasitenin üzerinde yolcu binmeyecek. Sıkış sıkış kapı itiyor falan. Gerçi şimdi Allah'tan Covid çıktı da biraz o durumlar azaldı. Evet evet doğru haklısınız. Yoksa şimdi evet, bununla bunu da bir anı olarak paylaştım sizle hocam. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir iki cümlede bunun üstüne edebilirim. Özel bir elektrikli otobüs tasarımına ilişkin biraz daha fazla bilgi sahibiyim bu güç elektroniğinde. Şöyle ki bu otobüsler test edilirken sadece makine mühendisleri, sadece işletmeciler, sadece
üreticilerle birlikte yapılmamalı bu test. Elinde 3 fazlı gücü ölçen, kaydeden, güç analizörü olan elektrik mühendisi de bulunmalı bu otobüsün içinde. Yani İstanbul'da güzergahlarınızı, yollarınızın kaç derece en yüksek eğimli olduğunu, mesafesinin güzergahların en yüksek, en uzun olanının kaç kilometre olduğunun bilgileri sizde vardır. Var hocam, Google Earth'te de onları görüyoruz eğimleriyle beraber, mesajlarıyla. Elektrikli otobüslerde tasarım topolojisi çok farklı olabilir. Birkaç tane örnek vereceğim. Birincisi, tek motorlu şanzımanlı sistemler. İki motorlu sistemler şanzımanlı. Dört motorlu çok az görülen sistemler. Beşincisi, hiç dişli kullanmayayım, şanzıman kullanmayayım. Neme lazım? Ben yeterince motor kullandım. Bir tane de sabit dişli kullanayım. Vites değiştirmeye gerek yok. Benim motorumun gücü o kadar iyi ki her rampada çeker. 100 kişiyle de çeker diyenlere Halep oradaysa Arşın burada diyeceksiniz. Bu ölçü aletlerini koyacaksınız. Bütün numunelere, hatta fabrikasında o rampalarda bu kadar yükle çalıştıracaksınız. Çünkü bu şartlarda çalışıyorsa elektrik motorlarında, sabit mıknatıslı motorlarda saniyelik geçici maksimum tork ile continuous tork dediğimiz sürekli tork arasında bir ciddi fark vardır. Üreticiler bunun hep öbürünü söylemeye çalışırlar. Halbuki motor zarar görmemesi için, akülerin zarar görmemesi için, amper saati düşükse, diğerinin zarar görmemesi için bu defada elektrik sürücüsü hızını azaltarak bunu karşılamaya çalışır. Evet, hızla sağlık. Ama torku düşüyor. Dünyada da şu anda şöyle bir tartışma var. Son bir ya da iki yıl içerisinde üretilen meşhur bir Alman transmission şanzıman üreticisi var. Elektrikli otomobiller için iki vitesli şanzıman yaptı ve lanse ettiği, söylediği de şu. ZF. Evet efendim. Bir araç için yaptı onu. Diyor ki 3, 4, 5 vitesli şanzımanlardan ya da şanzımansızlardan daha verimli bir sistem oldu diyor. Yani 2 vitesli şanzıman var, elektrikli araç var. Dolayısıyla 2'de birden fazla motor olursa ihtiyaç halinde devreye girer, kısa süreli çalışır, rampayı çıkarır, hatta 4 çekere bile dönüştürür. Böyle seçenekler özellikle rampa yerlerde, kış memleketleri olan yerlerde falan filan çok işe yarar. Dolayısıyla hem frene bastığında kontrollü şarj yapıyor mu? Önemli, müthiş bir şey söylüyorum Metin Bey. Yapıyor. Frene bastığında kontrollü şarj yapıyor mu? Evet. Orada akımı kontrollü olarak evet. -185 ampermetrede şarj yaptı. Amperde şarj yaptığını gördük ama çıkarken 230 amperlere çıktı kullandığı şeyler. Genellikle tükettiği daha fazladır ama çok uzun, diyelim ki Toroslardan iniyorsunuz. 25 kilometre rampayla inebilirsiniz. Sizin otobüs oraya giderse nasıl davranır? Her türlü testlerden geçmiş olması lazım. Uluslararası sertifikasyon belgeleri de vardır. Amerikalılar bu konuda biraz daha ciddi testler yaparlar. Dolayısıyla daha sonra da gerekirse bu elektrikli otobüsler konusunda konuşabiliriz. Burada hocam, da biraz bahsedeceğim ondan. Önümüzdeki günlerde sizden bir sunum daha almayı düşünüyoruz ama biz henüz almadık. Şu anda herkes ben de yaptım, gel test diyor, et diyor. İşte o testlerden birini yaptık. Onlar da öyle gönderdi. Çok teşekkür ediyorum hocam. İşte bu test prosedürünün önce testin nasıl yapılacağını belirleyen standardın çıktısı ışığında yapmak lazım. Bayağı çok günlerce, haftalarca sürebilir o test. Hocam sizle bu konuyu gene konuşacağım. Ben özelde konuşacağım. Tamam. Teşekkür ediyorum hocam. Tamam. Buyurun, şimdi bana edelim. Daha önce sorduğunuz doğrultucular için şu ifadeyi hatırlıyor musunuz, sol taraftakini? Redresörler. Evet. İşte redresör ifadesi bunlar için kullanılırdı. Bizim öğrenciliğimizde, bizden öncekilerde, bizden çok eskilerde
Fransızca orijinalini kullanıyorlardı. Söyleyeyim de birazcık hatırlanmış olsun geçmişe de. Ben okumadım, o kadar büyük değilim tabii de. Estağfurullah. Fransızcasını söylüyorlardı. O zaman İngilizce bu kadar daha güçlü değildi. İşte ondülör diyorlardı onlara. Hatırladım hocam ya. Anılarıma evet, gönderdiniz beni. Evet, Yıldız Üniversitesi'nden Remzi Hoca'nın galiba kitabında belki de böyle yazıyordu öğrenciliğinde sanki. Ondülör, hatırladım hocam. Şimdi 6 darbeli tristör kontrollü doğrultucu. Aslında 6 darbeli kontrollü doğrultucu dediğimizde tristör dememize gerek yok aslında. Topoloji aşağıda. Bakın 3 fazlı 6 tane tristörün ortasına 3 faz giriyor. Tristörlerin bir tarafta katotları, bir tarafta anotları birleşerek artı ve eksi barayı oluşturuyor. İşte eskiden günümüzde bile hala bazı UPS üreticilerinin, özellikle sanayi UPS dediklerinin küçük güçlerinde böyle, büyüklerde de bir sonraki slide'da kullanılıyor. 70'li yıllarda üretiliyor olmasına rağmen, bir sürü dezavantajı olmasına rağmen hala günümüzde çerez gibi gidiyor. O kadar az çok yapılıyor. Ucuzluğundan çünkü, herhalde, kolaylığından. He. Çünkü evet, bir sürü dezavantajı var. Ama önemli bir özelliği var. Maliyetleri düşük. Evet. İki, kolay kolay arıza yapmıyor. O yüzden Devlet Demiryolları'nın, TEDAŞ'ın, TEİYAŞ'ın kesici kontrollerinde kesicilerin akülerini besleyen doğrultucularda, ya 50 watt, 100 watt, yani 300 watt, bunun 3 fazla kontrollü doğrultucu olmasına gerek var mı? Hala bunu koyuyorlar çünkü arıza yapmıyor. Haklılık tarafları da bu. Dolayısıyla bu. Özelliklerine bakalım. 50 Hz Türkiye'de, Amerika'da ya da uçaklar ve gemiler için kullanılan şebekelerde DC, kontrollü DC üretilebilir. Yani eskiden DC motorların hız kontrolünde hep bu kullanılırdı. Şimdi de bu kullanılıyor. Enerji akışı tek yönlüdür. Dezavantajı bu. Yani hep aküyü doldururuz. Aküden şebekeye bununla aktaramayız. Bir de tersini koyacağız. Olmadı. İki tane koyacağım. Evet. Giriş akım harmonik seviyesi %32. Hem de en iyi şartlarda. Çok, çok kötü bir değer. Çok fazla hocam. Ve akım harmoniği fazlaysa, mezunlara ve öğrencilere hatırlatalım bir daha, önemli bir konu. Bu her yerde karşınıza çıkacaktır. Temel bileşen reaktif, temel bileşen şebekeden aktif güç çeker. Harmonikler ise hepsi birden reaktif güç çeker. Reaktif güce katkı sağlar. Yani siz ceza ödersiniz sürekli. Kayıplar fazla oluyor. Ve bu cezayı normal C tipi kompansasyonlarla da düzeltemezsiniz. He. Başınıza bela alırsınız. O da ayrı bir masraf. O da ayrı bir masraf ve problem. Regülasyon hızı düşüktür. Yani IGBT'lerde olduğu gibi mikrosaniyelik bir tepki süresi bekleyemezsiniz. Çünkü bir tristörden öbür tristöre devrenin, görevin aktarılması 3.3 milisaniyede oluyor. Yani şebeke gerilimi düştü. Benim DC'yi artırmak için faz açısını, iletim aralığını artırmam lazım. Hadi bakalım diyorum. Bir dakika diyor, daha 3.3 milisaniye bekleyeceğim. Öbür tristöre daha görev gelmedi. Çöktüyse çöktü. Ne yapayım diyor. Yani sizin sistemin, beslediğiniz sistemin dinamikleri ne kadar önemli bu tristörlü doğrultucu için. Akü şarj ediyorsanız bu dediğimin hiç önemi yok. Giriş gerilim toleransları düşüktür. %+-15. Hatta eskiden %10'du bu değer. Halbuki IGBT doğrultucularda bu değer %40+- olabilir. O kadar yapıyorlar mı? %40+? Yani %40-50- olur. Çok ama iyi. %25+ olur. Öyle bir ayar yapıyorlar. Çok iyi. Bunun anlamı, yani 265 volt ya da 275 voltla faz nötr gerilim için söylüyorum, 150 volt, 140 volt aralığında çalışıyor. Evet, doğru. Ama bir de şunları da söyledikten sonra oraya geçelim.
Bakın çektiği akıma bakın. Bir fazdan çekilen akım. İşte bunun harmoniği %32. Hem de en iyi durumda. Eğer akım azalırsa, yani 100 amperlik bir cihaz tasarladınız ama siz 20 amper çekiyorsunuz. O zaman şu ortadaki çukurluk yere kadar, sıfıra kadar iner. Bozulma daha fazla. Bozulma daha fazla olur. İşte %32'nin harmonik spektrumu, yani aşağıda frekans domainindeki temel bileşen hemen sıfırın yanında ve harmonikler görülmektedir. 3 fazlı tam dalga doğrultucuda faz gerilimleri dengeli ise harmonik darbe sayısının bir eksiğinden, yani 5. harmonikten başlar. Demek ki burada bu sistem 60 Hz'miş. 300 Hz'den başlıyor. 5. harmonik, 7. harmonik, 11, 13, 17, 19, 21, 23 diye gidiyor ve bu X ekseniyle sonsuzda birleşiyor. Peki IEC kaça kadar ölçüyor bunu? 51. harmoniye kadar. Şimdi gelelim 6 darbelinin gelişmişine, 12 darbeli. Gördüğünüz gibi şu indiktörlerden sonrası 6 darbelinin aynısı şurada. Bir tane 6 darbeli burada var, bir tane de altta var. İkisini akım paylaşım bobinleri üzerinden birleştiriyoruz. Filtre edip yüke gönderiyoruz. Fark nerede? Girişinde izole trafo kullanmak zorundayız. Empedansları eşitlemek için. UPS'çiler böyle yapmıyor. Bir tane trafo kullanıyor. Şebekenin birincisini, üsttekini direkt veriyor. Alttakini kaydırma trafosuyla veriyor. İzole trafoyla. Maliyeti düşürüyor. Kötülük nerede? Empedans kayması. Yani birinci altı darbeli ile ikinci altı darbelinin akımları eşit olmayabilir. Üçüncü ve en uyanık ucuzlatma da şu. Bir tane delta zigzag faz shifting transformer. Faz kaydırma trafosu kullanıyorlar. Oto trafosu kullanıyorlar. Böylelikle trafonun göbek kesiti tip gücü izolenin %40'ına düşüyor. Trafo maliyeti %40'a iniyor. Onunla kaydırıyor. 12 darbeliği böyle yapıyor. Şu anda ticari ürünlerden, piyasada olanlardan birçoğu böyle var. İyi tasarlanmışsa problemsiz de çalışmaya devam eder. Ama şebekeden rectifier'ı %100 izole değildir. Peki, evet. Akım harmonik seviyesi %32'den 12'ye düştü. Bu önemli bir ayrıntı. Dünyada birçok ülkede standartlara yakındır bu karşılar. Türkiye'de sınırlardadır. Amerikan standardını kullanıyor isek sınırlardadır. Bir de IEC ile IEEE'nin ANSI normlarının karşılaştırması için birçok harmonikler konusunda yapılır ama 1 kilowattan 1 megawatta kadar, gigawatta kadar çok kolay tanım IEEE'de var. Amerikalılarda var. IEC'de yok, klas A'ydı, D'ydi, B'ydi, C'ydi, 3 fazla, 16 ampere kadar, 75 ampere kadar tanımlıyorum. Ondan sonra ne yapacağım? Ondan sonra şu bir sürü karmaşık hesapları yapacaksın diyorlar. Ama bir ipucu daha söyleyelim. Amerikan standardını harmoniklerde karşılayan cihaz IEC'yi zaten karşılıyordur. Evet, şimdi sağ tarafta da akımın dalga şekline bakın. Bir tane geriye gidiyorum. Pardon. Çok gittik. Şimdi şurada 6 darbelinin akımına bakın. Üstteki maviye. Hafızanıza kaydedin. Bir de sonrakine bakın. Bakın bir periyottaki darbe sayısı 12 tane oldu. Onun için 12 darbeli bu. Demek ki 12 tane tristör 30'ar derece farkla sırasıyla yükü üzerine alıyor. Devam ediyoruz. Burada artık bundan sonra tristörlüleri, yani redresörleri bitirdik. Düşük frekanslı doğrultucuları bitirdik. Yine doğrultuculara ama yüksek frekanslılara geçtik artık. Burada bir nefes alalım. Hemen. Dersiniz öyle bir su içelim. Zamanla ilgili sıkıntımız var mı? Daha hızlanabilirim. Hocam,
Vallahi ben hiç kimseden şikayet almadım. Gayet güzel dinliyor. Evet. Arkadaşlar Yani ben devam edebilirim. Sizin gibi hocayı bulmuşlarsa kimse kaçırmak istemiyor. Evet. Devam edelim hocam. Teşekkür Çok güzel ediyorum. Şeyler öğreniyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi burada bir şeyleri anlatırken de onunla ilgili akraba olan ürünlerle de benzetme yapıyorum ki hem hatırlatma olsun hem bilgi dağarcığınız biraz daha dinleyenlerin, öğrencilerin, unutmuş olanların çünkü mesleki olarak kullanmamış olabilirler. Hocam en güzeli siz teori yanında pratik hayatın içinden veriyorsunuz. Evet, yani bu örnekleri bu daha güzel oluyor. Endüstriyle, sanayiyle evet, de ortak çok çalışmalarım oldu. Ticari olarak tasarlanmış birçok ürünün hem Ar-Ge'sinde hem tasarımında danışmanlık yaptım. Bizzat da bizim burada üniversitenin teknoparkında bizzat yaptığımız işler de var kendimizin. Bunlardan da doktora öğrencilerimiz de okulda da faydalanıyoruz. Bu şeyi bilgileri de tasarım bilgilerini de transfer ediyoruz. Hatta yaptığımız bazı şeyleri de yurt dışında bu önemli dergilerde IEEE'nin güç elektroniği, endüstriyel elektronik dediğimiz çok zor yayın yapılabilecek dergiler bunlar. Akademisyenler bunları çok iyi bilir. Oralarda önemli sayıda yayınları da bu sebeple yaptık zaten. Çünkü hocam Türkiye bilmez ama ben söyleyeyim yani Türkiye'de siz dünya çapında belli sayıda seviyede belli sayıdaki mühendisler grubuna girip yayın şeyine girdiniz hocam. Evet, teşekkür ediyorum. Yani, yani dolayısıyla davetli konuşmacı olarak da yurt dışında konferanslarda 7-8 defa bulundum. Davetli konuşmacı kolay değildir. Herkesi kolay kolay davetli konuşmacı yapmazlar. Bunu da akademisyenlere elektrik elektronik mühendisliğinde yurt dışında görev yapan akademisyenlerle beraber oluyoruz. Onları anlatıyoruz. Orada da işimiz tereciye tere satmak kolay iş değil. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Şimdi yüksek frekanslı bu tasarımların en basitinden en düşük maliyetli olanından daha iyisine doğru, daha kompleks olanına doğru gideceğiz. Şimdi enerji depolama sisteminde en solda mavi kutularla akü gruplarını görüyorsunuz. Evet. DC baraya doğrudan bağlı. Evet. 6 tane IGBT bağlı. Yani burada artık 6 darbe işi bitti. Burada yüksek frekans var. Biraz sonra sinyalin dalga şeklini göreceğiz. Ve 6 anahtarlı 3 tane kol var burada. Bunların her birisine kol olarak adlandırılır. Ya da İngilizcesiyle yarım köprü. 3 tane yarım köprü birleşirse bir tane 3 fazlı tam köprü sistem oluşur. Bunun doğrultucu ya da evirici olmasının fiziksel yapısında farkı yoktur. Denetleyicisinde fark vardır. Ölçüm düzeneğinde fark vardır. Dolayısıyla şebekeden, mouse'um takip edilebiliyor mu bilmiyorum. Şebekeden sağdan sola doğru bana göre bir 3 fazlı AC sistem den güç akışı olur. Bu anahtarlar 3 fazlı AC sistemden hem sinüsoidal akım çekmek kaydıyla hem de çıkıştaki DC barayı ip gibi DC yapmak kaydıyla bir akım çekerler. Bu anlamda aküler doluyor demektir. Eğer bunun tersi ise akülerden çekilen enerjiyi, DC enerjiyi modüleli bir sinyalden geçirerek PWM'le 3 fazlı AC gerilim üreterek şebekeye aktarırız. Dikkat ediyor musunuz? Burada hep şebeke var. Şebeke olmadan bir yükü beslemiyoruz biz. O zaman buna biz diyoruz ki enerji depolama sistemi ve şebeke etkileşimli sistem. Yani sadece şebeke etkileşimli çalışabilir. Şebeke yokken aküden gerilim 3 fazı üretsin de benim fabrikayı beslesin diyemezsiniz. Türkiye'deki yeni yeni test edilmek için satın alınan birçok sistem bundandır. Çünkü diğerleri büyük ölçekli sistemlerde vardır sadece. Kesintisiz olarak bu işi yapamazlar. Büyük ölçekli sistemlerde de henüz yatırım yapılmamıştır. Bilgim dahilinde durum böyledir. Yani dağıtım şirketleri ya da diğerleri birkaç yüz kilovatlık küçük ölçekli sistem alıyorsa da böyle alıyordur. Ama topoloji tek kademeli olmayabilir. Ben burada bir kademeliyi anlatıyorum. Bir kademeli de
Dezavantajları var, avantajları var. Nelermiş onlar? Hemen onlara bakalım. Hocam bu konuda dağıtım şirketlerinin sizden haberdar olup sizin danışmanlığınızda ya da yanlış yapmamak için, daha güzel iş yapmak için sizin bilginiz dahilinde yönlendirmenizle iş yapması lazım geliyor diye düşünüyorum. Yani birbirimizden haberimiz var. O kadar derinlemesine değil ama onların düzenlediği bir konferansta da konuşmacıydım ben. Evet, diğer akademisyenlerle de çalıştıkları oluyor, doğru. Teşekkür ederim hocam. Bu sistemlerin DC bara gerilimleri seviyeleri şebeke geriliminin olabilecek en yüksek tepe değerinden her zaman daha yüksek olmalıdır. Çünkü boost power factor correction dediğimiz yükselten bir güç faktörünü düzeltme özelliği vardır bunların. O yüzden şebekenin daha yüksek tepe değerinden daha yüksek olursa bunlar sinüsoidal akım çekebilirler. O yüzden mesela bir fazın tepe değeri Türkiye'de ne kadar? 230 voltun 326 volt. Yani, arasında, evet. 326'yı bunlar genellikle minimum 384'e eğer şarj akımını yükseltmek kaygıları varsa düşük gerilimle başlayabilirler 340, 350, 360 voltlu ama nihai gerilimleri genellikle artı eksi 400 volttur. İşte bu sebepten. Bu Amerika'da olursa 400 volt değildir bu. Daha yüksektir. Bu Japonya'da olursa daha düşüktür. Çünkü adamların fazlar arası gerilim 200 volt. Yani Japonya'da da bulundum bir süre, kısa bir süre. Kabloları o kadar küçük güçlerde bile o kadar kalındı ki inanamazsınız. Fazlar arası gerilim 200 volt. Evet. Demek ki 400 volt şebeke için, bizim ülkemiz için bu değer 400 volt. İşte hemen geri geleceğiz. Türkiye'deki UPS'çilerin de yurt dışından gelen aktif doğrultuculu UPS'çilerin de DC baraları artı eksi 400 volttur. Bu yüzdendir işte. Evet. Bu DC seviye aynı zamanda akülerin de çalışabileceği en düşük ve en yüksek gerilim aralığını belirler. Yani yükseltme faktörüne bağlı olarak 400 volt yapıyorsanız artı eksi 400 volt siz bu demektir ki 30 ila 60 ila 62 arasında aküyü seri bağlayacaksınız kardeşim. Çaresi yok bunun. Evet. Eğer yükseltme faktörü düşük olursa 58 tane olabilir. Peki 58 akünün deşarj derinliği en sonunda ne olsun? Diyelim ki 10 volt. Ha. 800 volt 580 volta inene kadar ben izin veririm. Yoksa akülerim ölür. Orada keserim diyorsunuz. Sizin de akünün yedekleme süresi ortaya çıkıyor. Yükseltme faktörüne göre de bu değişiklik olabilir dedik. Devam ediyoruz. Bu dönüştürücülerin enerji dönüşüm verimi yüksektir. Bu yapıda farklı teknoloji, farklı yaş değerine yaş değerinde akülerin kullanımına sınırlılıklar gelir. Yani 5 kol akü kullanıyorum. Akülerin biri yaşlandı, kötü çıktı. O kolu değiştirip de X firması yerine Y firması kullanırım diyemezsiniz. Çünkü onu paralel bağlayacaksınız. Alternatörlerin paralel bağlanması gibi çeşitli şartlar var. Nedir? Akülerin amper saatleri eşit olacak. Yaşları eşit olacak. Yaşları eşit olacak ne demek? Empedansları eşit olacak. Yoksa yükün birisi %90'lı üzerine alır, birisi %10'lu. Hocam bu yüzden akülerden bazılarında, hücrelerin bazılarında voltaj düşüklüğü vesaire oluyorsa, şarj dolum miktarı az seviyede kalıyorsa komple hepsini yeniliyorlar. Öyle 3-4 tanesini değiştirelim falan yapmıyorlar. Komple paketi yeniliyorlar. Ama bütün bir kolu yenilemek inanılmaz bir maliyettir. Özellikle lityum prizmatik akülerde değiştirmek kolaydır. Hücre bozuk çıkabilir. Yani 50 bin dolarlık bir koldan 300 dolarlık bir ünite bozuksa 50 bin dolarlık niye değişsin? Hocam bu enerji depolama sistemleri için söylemedim mi? Küçük güç kaynakları için söyledim. Ha, küçüklerde olabilir. Evet. Ama şöyle bir şey var. Onlarda 12 voltluk akü kullanıldığı için genelde. Evet, aynen. 6 hücreyi zaten birlikte değiştirmek zorundasınız. Aynen öyle. Komple 6 hücreyi. Ama UPS'çilerin en çok şikayet ettiği konulardan birisi de şu. Akülerin büyük çoğunluğu uzak doğudan geliyor. No name akü. Bu Türkiye'ye girerken adı İbrahim oluyor. Maalesef, evet. Maalesef. Ondan sonra da
32 akünün birisi bozuluyor. 1,5 yaşına gelince oraya götürüp bir tane başka marka, başka amper saat akü bağlıyorlar. Hepsini değiştirmiyorlar. İşte başlarına belayı satın alıyorlar yani ondan sonra iş. Çünkü o akü en zayıf akünün son noktası kadar dayanabilir. Üzerinde enerji olsa da diğerine tabi olmak zorundadır. Doğru. Keser orada. Evet, evet devam ediyoruz. AC bileşen, bunun için söylüyorum. Bu önemli bir ifade. UPS'çilerin hoşuna gitmeyecek benim bu topolojiyi kullanan UPS'çiler diye böyle bir soru işareti bırakayım da. Bu topolojiyi kullanan UPS'çilerin hoşuna gitmeyecek dediğim hikaye de şu. Bunlarda ikincil regülasyon olmadığı için DC barada ripple fazladır. DC barada ripple fazla olunca akülerin ömrü örnek 6 yıl yerine 4 yılda bitmeye başlar. 10 yıl yerine 6 yılda bitmeye başlar. Ya bizim bu akümüz 10 yıllıktı falan denilir ya da 5 yıllıktı. İşte sebebi bu. Çünkü hiçbir UPS müşterisi şarj olurken ya da satın almanın başlangıcında şarj ripple akımının değeri ne kadardır, yüzde kaçtır diye sormaz. Evet. Devam ediyoruz. Sonra iki seviyeli evirici orta güç seviyesi için karmaşıklığı az olan düşük orta güç sınıfında ülkemizde üretilen UPS'leri de kullanılmaktadır. Hemen onun detayına giriyoruz. Bakın şebekeye bağlantısı, DC çıkışı, akü tarafı. Şebekede LCL dediğimiz eğer bu UPS iki yönlü enerji aktarıyorsa böyle bir filtre olmalı girişinde. Çünkü bu filtrede sağ taraftaki L2 ve C anahtarlama frekansındaki çentikleri yok eder. Diğeri de hat empedansını dengeler. Dolayısıyla şebekeden sinüsoidal akım çekilir. Ortadaki siyah. Halbuki bu anahtarların anahtarlanması kırmızıda olduğu gibidir. Şebekeden siyahı çekiyoruz ama bizim cihaz kırmızı gibi yapıyor. O kadar maharetli ki 20 kHz'de çalışıyor, 50 Hz'i çekiyoruz. Böyle. Demek ki iki seviyeli eviricinin dalga formu bu. Bunu hafızamızda bir yere kaydettik, not ettik. Devam ediyoruz. Şimdi iki seviyeli de bir fark oldu. 3 tane kol yerine kol 4 tane oldu. Fark ettiniz mi? Altına işaretledim, yazdım. Evet. AC, DC, AC çalışıyor. Sağdaki iki yönlü. Soldaki de iki yönlü ama onda DC, DC yazıyor. Ha. DC baranın üzerindeki salınımları ikincil bir amortisör gibi yumuşatarak, yok ederek aküyü bir buck converter üzerinden şarj ediyor. Deşarj olurken de oradaki half bridge'de alttaki anahtar çalışarak üsttekinin diyotu üzerinden boost converter'la DC baraya enerji aktarıyor. Bu defa da evirici oluyor sağdaki 3 tane. DC baraya soldan gelen enerjiyi şebekeye aktarıyor. Demek evet. ki iki kademeli ile bir kademeli arasındaki fark bu. Ha, enerji dönüşümü birinde iki defa, öncekinde bir defaydı. Verim %1 daha düştü. Hiç önemi yok. Akümün ömrü %50 arttı. Arttı, evet. Devam ediyoruz. İki kademeli dönüşüm sistemleri, iki kademeli enerji depolama sistemlerinde aküler doğrultucu modunda çalışan evricinin oluşturduğu DC baradan şarj edilirler. Şebekeye enerji aktarılırken de DC baraya enerji transfer ederler. Bu yapılarda buck boost dönüştürücü sayısı artırılarak akü grupları birbirinden bağımsız hale getirilebilir. Yani buradaki DC dönüştürücünün sayısını örnek 5 tane yaparak 5 tane ayrı akü bağlayabilirim ben bu sisteme. Birbirinden farklı yaşlarda elim rahatlar. Dolayısıyla gücü de artırabilirim. 1 megawatt yerine 5 megawatta çıkabilirim böylelikle. İki kademeli dönüştürücülü sistemin verimi %0.5, %1 daha düşüktür. Akülerin toplam gerilimi şebeke geriliminden bağımsızdır. İnanılmaz önemli bir özellik daha kazandık burada. Yani
Biraz önce artı eksi 800 voltta aküm de 800 volt olmak zorundaydı ya. Evet. Artık akülerim 800 volt olmak zorunda değil. İstersem 500 volt, istersem 700 volt, istersem şu kadar volt olabilir. İstersem daha da büyük yapabilirim. Çünkü aküyü şarj ederken boost yaparım. O bana aktarırken bu defa bak yapar. Çok önemli bir fark bu. İki kademeli enerji daha üst güç sınıfında ise, yani megawattlara geçiyorsanız birkaç yüz kilowattan sonra, UPS'çiler de reklam yapıp duruyor bu konularda. Çok 7-8 yıl önce başladı bu. Üç seviyeli evirici'miz var bizim filan diye. İşte biz de onları şimdi anlatacağız. Daha üst güç sınıfında kayıpların azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, tasarımların üretilen standart anahtarlar ile yapılabilmesi için üç seviyeli yapılar kullanılmaktadır. Bunlar yapılırsa ne olur? Bu tasarımlarda LCL filtre boyutları küçülür, elektromanyetik girişim azalır. Yani cihazlar CE testinden daha kolay geçer. Yüksek güçlü orta frekans transformatörleri ile şebekeden tamamen izole tasarımlarında yapılması mümkündür. Yani bunu sonra söyleyeceğiz. Elektrikli şarj istasyonlarında bu bir mecburiyet şimdi. UPS'lerde mecburi değil. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Şunu söylemek istiyorum. Mouse'umu takip ediyorsanız şuradaki DC-DC converter yapısı yerine yüksek frekanslı DC'de çalışan bir trafo koyacağız. Yani DC'yi enerji iletimini aktarmak için yüksek frekanslı AC ile bir dönüşüm yapacağız. Akü ile şebeke tamamen izole oluyor o zaman. Evet. Devam ediyoruz. Anahtar maliyetleri, çalışma frekansları gibi sebeplerle NPC veya T tipi, NPC2 denilen ya da az kullanılıyor diğerlerine göre ama başka yerlerde kullanılıyor. Özellikle acayip çok kademelilerde, 11 kademeli mesela, 11 seviyeli. Flying kapasitör, kaskadı taş bir iş dediğimiz peş peşe bir fazla köprü bağlı topolojilerde kullanılıyor. Orta gerilimde özellikle bu kaskadı taş bir içle NPC çok kullanılabilir. Bunlardan NPC dediğimiz üç seviyeli doğrultucu böyle görüyor musunuz? İki seviyeliye göre şebeke ile akü arasında anahtar sayısı iki katına çıktı. Ama çekeceğimiz akımda ve üretilen elektromanyetik girişimde öyle değişiklikler olacak ki bundan dolayı işte o yüzden UPS'çiler verimi daha yükseltti bunlarla. Devamında ikinci üç seviyeli bu da aynı işi yapıyor. Ama bunda half bridge şu kadar sayıda half bridge yok. 6 tane half bridge yok. Bunda yine 3 tane half bridge var ama orta noktası bunun ortak emitör bağlı IGBT'lerle yani AC anahtar gibi daha düşük gerilimde orta bölgeyi kontrol eden bir yapı var. Çeşitli makaleler var. Bir önceki ya da bunun işte efendim 10 kHz'e kadar diğeri iyi de 10'dan 20'ye kadar bu iyi filan gibi çeşitli makaleler var. Ama birbirinin çok yakın akrabaları ve T-Type biraz daha sanki fazla gibi. Peki 3 seviyeli olunca ne oluyor? İşte 3 seviyeli olunca kırmızıyla daha önce gördüğümüz PWM sinyalleri maksimumdan sıfıra kadar, negatif maksimumdan sıfıra kadar gidip gelmiyor da daha az elektromanyetik girişim üreterek o bölünmüş DC'lerde bu şekilde çalıştığı için dikkat ediyor musunuz? Yeşil sinüse daha benzemeye başladı. Daha benzemeye başlayana daha küçük filtre kullanırız. Maliyetimiz azalır, kayıplarımız azalır. Doğru. İşte üç seviyeli de böylelikle yapar. Ama üç seviyeli demek iki kademeli demek değildir. Üç seviyeli bir kademeli de olabilir, iki kademeli de olabilir. Burada gösterdiklerim şunlar mesela bir kademeli, üç seviyeli. Şimdi biraz daha kafanız karışacak. Biraz sonra da bunların üç kademeli, iki kademeli, üç seviyelisine bakacağız en sonda. Peki, şimdi biraz enerjimizi toplayalım. Sona doğru yaklaşıyoruz. Yorulanlar için söyleyelim. Bu enerji depolama sisteminin doğrultucusu
Kimlere benzer, kimlere benzemez bildiklerimizden onları söyleyelim. Bunlar kitaplarda çok yazılı olmayan şeyler. Birincisi açıklayacağımız. Enerji depolama sistemi akülerini şarj ederken doğrultucu modunda çalışmakta olup ideal durumda şebekeden sinüsoidal akım çekmesi lazım. Şebekeyi bozmayacağız. Harmonik oluşturmayacağız. Yani biz şebekeyi düzeltmek için orada duracağız ama şebekeyi bozacağız. Böyle bir şey yok, kabul edilemez. O yüzden çok kaliteli cihazlarda anma yükünde bu değer %5'in altında. Hatta IITHD değeri %3 civarındadır. Müthiş bir değer. Bu durum kime benziyor? Bu durum akülerini şarj etmek için şebekeden sinüsoidal akım çekmesi gereken shift dönüşümlü online bir kesintisiz güç kaynağının akülerini şarj etme moduna benzer ve yükünü besleme. Demek ki onların doğrultucusu akülerini şarj ederken, yükü beslerken şebekeden sinüsoidal akım çekmek zorunda. Enerji depolama sistemine bu benzer. Bir, çekilecek alan akımın değeri ve süresi akü yönetim sisteminin denetimi altında belirlenmektedir. Enerji depolama sistemlerinde. İki, başka ne benzerlik var? Sistem şebekeye enerji aktarırken bu defa EDS şebekeye enerji gönderiyor. Evirici modunda çalışmakta olup ideal olarak şebekeye sinüsoidal akım transfer etmektedir. Bu durum kime benzermiş? Bu durum ise şebekeye enerji aktaran bir fotovoltaik sistemin eviricisinin çalışmasına benzer. Farklılık ne var fotovoltaik sistemde? Fotovoltaik sistemin DC bara gerilimi ile aktarılacak olan güç değeri güneş ışınımı seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Topoloji en azından maksimum güç noktasını izleyen, yani maksimum power point transfer dönüştürücüsünü içerir. MPPT dönüştürücü EDS'de bulunmaz. Çünkü güneş enerjisiyle işi yok. Olursa konulması gerekir. Halbuki EDS'de DC dönüştürücü kullanıldığında akünün state of charge, state of health bilgilerine ihtiyaç duyar. MPPT'ye gerek yoktur burada. Doğru. Evet, devam ediyoruz. Üçüncü benzerlikler neler? O da şöyle, şebeke gerilimi kesilir. Eviri ise evirici ada moduna geçerek şebeke emülasyonu yapar. Böylece evirici, bu çok önemli bir ifade, akım regülasyonundan gerilim regülasyonuna geçiş yapar. Herkes yapamaz bunu, bu çok zor bir iş. Bu çalışma ise bir kesintisiz güç kaynağının eviricisinin çalışmasına benzer. Akım regülasyonundan gerilim regülasyonuna geçiş kesintisiz değildir. Yani gerilim regülasyonu çalışması kesintisiz güç kaynağına benzer. Çünkü kesintisiz güç kaynakları akım regülasyonu yapamaz. Çıkışı sinüs olmak zorundadır. Yükün ne çekeceğini bilemez UPS akımını. Akım regülasyonu yapan alet kimdi? Fotovoltaik inverterler akım regülasyonu yapardı işte. Fotovoltaik rüzgar eviricileri bu yeni kaynağı, yani enerji depolama sistemine önce senkron sonra paralel bağlanarak daha büyük güçlü yükleri birlikte besleyebilir. Yani fotovoltaik sistemi doğrudan bir başka kaynağı UPS'e bağlayamıyorsunuz. Ama EDS ile birlikte rüzgarı, güneşi çalıştırarak kendi mikro kredinizi oluşturabiliyorsunuz. Evet. Dördüncüsü, ülkemizde kurulan fotovoltaik eviricilerin bir sürü, 1 megawattlık, 2 megawattlık, 10 megawattlık birçoğunda hem gerilim hem de akım regülasyonu özelliği yoktur. Yok yani, öyle gelmiş. Daha yeni bir özellik bu çünkü. Bu özellik genellikle büyük ölçekli enerji depolama sistemlerinde görülen bir özelliktir. Şebeke var iken üretim yapabilen kaynakların üretime katılmasını sağlayarak mikro şebekelerin oluşmasına ve lokal yüklerin beslenmesine katkı sağlar. Şebeke davranışı, sergileme, güç yönetimi gibi ileri düzey hazırlıklar gerektirir. Evet, şimdi de hem 3 seviyeli hem 2 kademeli bir enerji depolama sisteminin yapısını görüyorsunuz. Solda aküler,
hemen sağında izoleli olmayan buck boost converter, sağında 3 seviyeli bir NPC converter, onun üstünde bateri yönetim sistemi, enerji yönetim sistemi, onu kontrol eden sistemler, sağ tarafında çıkış güç filtreleri ve step up trafo dediğimiz yükseltici trafoyla şebekeye bağlantısı da sağ taraftan. Mavi ile anahtarlama sinyalleri üretiliyor. Ölçülen değerler gri okla kontrol sistemine aktarılıyor. Şebekeden ölçülen değerler kontrol sistemine aktarılıyor. Şu soldaki üstteki ise şebeke yöneticisi tarafından sizi çalışır duruma getiriyor ya da beklemeye alıyor. Dolayısıyla ona da bu bilgiler gidiyor. Bizimle ilgili orada da kırmızıda bir çift yönlü haberleşme vardır. Yani akıllı şebekelerin yapı taşlarından birisi. İşte pes pese bir sürü bateri yönetim sistemi, bateri sistemi, inverter yüzlerce peş peşe olabilir. Onlar da SCADA üzerinden sağdaki mavi kutu içerisinde optimizasyon yapılarak enerji sistemi şebekesi yöneticisine kadar bu bilgiler gidiyor. Şu üsttekiyle de barkodla gösterilmiş stratejik korumalar yapılıyor ataklardan, cyber ataklardan korumak üzere bu evcil sistem üzerinde. Şimdi burada artık elektrikli otomobile geçiyoruz efendim. Şimdi düşük frekanslı doğrultucuları bir seviyeli evirici, pardon iki seviyeli evirici, üç seviyeli evirici, bir kademeli dönüşüm, iki kademeli dönüşüm, battery management sistemi vesaire gibi ifadeleri gördük. Şimdi de şebeke ölçekli bu doğrultma ve depolamanın elektrikli araç için olanlar nasıldır? Birazcık onlardan bahsedelim. Şimdi şu grafik legend dediğimiz ifadeyle burada tanımlanan bir tane şeyle kredi kartıyla kimlik bilgilerimizi girdik. Lokal denetleyici bunu kontrol etti. Yukarıdan modem üzerinden teyit aldı. Şarj istasyonu yöneticisinin serverından. O da gitti kredi kartı serveruna sordu. Evet, böyle birisi var burada. Kredisi de var. Kullanabilir bu kredisini. Kaç dolar istiyorsa, kaç TL istiyorsa yükleyebilir. Oradan geldi. İzin geldi. Evet, parası var. Yüklendi. Sonra ben buna şu kadar megawatt, kilowatt enerji transfer edeceğim dedi. Şebeke yöneticisine sordu. Sonra elektrik araç şarj sistemi, bu EVSE denilen, karşı taraftan cihazın fişi doğru takıldı mı? Bu araç hangi marka, kaç kilovattır? Ben onu öğrendim mi? Verilerini aldı. Ondan sonra şebeke üreticisinin GPO meter denilen en alttaki ikinci anahtardan açtı, enerjiyi aktardı. Daha sonra araç içerisine bu enerji transferi edilmeye başlandı. Parası bitene kadar kredi kartındaki. Buradaki lokal kontroldür dediğimiz yukarıdaki cihazların hepsi artık büyük ihtimalle demeyeceğim. Biraz biliyorum çünkü birlikte çalıştığım arkadaşlardan yurt dışında bu tasarımlarda çalışanlar oldu. Onlardan da öğrendiğim bilgiler. Bunların birçoğu Linux bilgisayarlar, Linux işletim sistemi. Çünkü işte virüs bulaşması daha zor, maliyetleri daha düşük, işletim sistemi parası ödenmiyor, daha büyük ölçekli sistemler vesaire vesaire. Evet, demek ki bir şarj noktasında bir dağıtım sistemi operatörü arasındaki bir araç şarjıyla ilişki bu şekilde kuruluyor. Modemle yurt dışındaki kredi kartı serverına bile bağlanarak oradan sorgulama yapılıyor. Peki bunun güç topolojisi nasıl? İşte böyle o da. Bakın şarj istasyonundan beslenen AC-DC biraz önce gördüğümüz dönüştürücüler vasıtasıyla DC barayı oluşturduk mavide. Sonra izoleli bir DC-DC dönüştürücü vasıtasıyla şebekeden aracın DC'sini izole ettik. Artık birinden diğerine kaçak olamaz. Topraklarını da ölçüyoruz. Toprak kaçağını da sürekli ölçüyoruz. Biraz sonra söyleyeceğim.
Sonra DC hızlı şarj istasyonundan aracınızın markası neyse, Japon standardında mı, CCS mi, Avrupa mı, Amerika mı, Japonca mı, Shademo mu, ona göre ölçtü. Ha evet, bu aletin markası şu, bu kadar. Buradan aküyü şarj etmeye başladı. Daha sonra bu aküyü, şarj edilen akü üzerinden şu DC-DC dönüştürücülerle elektrik motoruna izolesiz enerji aktardık. Bakın, inverter'ı çalıştırıyor. Sonra diğer elektronik yükleri, arabanın klimasını çalıştırıyor. Başka bir şeyini çalıştırıyor. Aydınlatma lambalarını çalıştırıyor vesaire. Şu sol taraf tamamen büyük şarj ve şebeke şarjı. Bu yok. Arabayı çektik evimizin önüne. Evimizde şarj cihazımız var. O zaman sol tarafın hiçbirini kullanmıyoruz. Sağ taraftaki yeşil public yazılı olan bölümdeki bir fazlı fişten 32 ampere kadar olan bir şarj aletiyle 8 saatte 10 saatte cihazımızın aracımızın kaç kilowatt saatlik olduğuna göre 20 kilowatt mı 30 mu 40 mı 50 mi 70 mi ona göre de bu şarjı yapıyoruz. Demek ki sol taraftaki level 3, sağ taraftakiler ise AC'den birinci seviye ve ikinci seviye olarak adlandırılanlardır. Biraz daha hızlanıyorum. Biraz önce gördüğüm işte işlem sırasına bakın. Fiş takılı mı? Takılı. Initialize et, kabloları kontrol et, ön şarj yap, şarja başla, iş bitir, kapat, fişin çıkar. Bakın şu üstteki yeşiller haberleşme kabloları. Bunların bir kısmı bazı teknolojilere göre 3 kablosuyla da birlikte gideni var. Tamamen bağımsız olanı var. Bu Powerline Communication birazcık netameli bir iş, zor bir iş. Japonlar bunu ayrı kabloyla götürüyorlar. Dolayısıyla işte DC Power Unit üzerinden izolasyon monitörü dediğimiz hemen onun altında büyük bir DC kesiciyle enerjiyi veriyor. Cihaz içerisinde de bir kesici var. Yani elektrikli otobüsü şarj ederken otobüs de seni beğenmezse o da kapatmıyor, şarjı durduruyor. Bir dakika diyor. Dışarıda problem var, sen beni bozacaksın. Dolayısıyla iki yönlü bir garanti var. Yani Windows'ta eskiden bir bir akünün hücresinin pak gerilimi, yani paket gerilimi, benim internet bağlantımda biraz düzensiz diyor. Görüntü normal geliyor mu Metin Hocam? Şu an normale döndü. Demin bir kesinti oldu. Bağlantı hızımla ilgili bir şey dedi ama düzeldi galiba. Bitmek üzere. Hızlı gidelim. Evet, bir saati evet. Varsa bunun akülerin, yapıyorlar. Akülerin hücre gerilimleri, hücre sıcaklığı, paket gerilimi, izolasyonun durumu, daha sonra state of charge değeri, state of health değeri, sonra bunların bir yere gönderilmesi, maksimum gerilim, sonra hücreler arasındaki gerilim dengesizliği, ne kadar dengelemek için zamanımızın olduğu, deşarj derinliği, kaç defa bu akünün şarj olduğu, kaç defa deşarj olduğu vesaire vesaire gibi bilgiler bunun içerisinde detaylı olarak alınır, bateri yönetim sistemine gönderilir. O bilgiyi enerji yönetim sistemine gönderir. Bu sistem şebeke ölçekli depolama sistemlerinde de vardır. Araçlarda da vardır. Ancak aynı hücre kullanılıyor olmasına rağmen şebeke ölçekli binalara konulan sistemlerin paketlerini yapmak otomobillerden ve otobüslerden daha düşük maliyetlidir. Ancak sistemler %100 aynıdır. Ekstraları vardır. İşte otomobil çarpışırsa akülerin nereleri açacağının da bilgisi olur. Binalar çarpışırsa diye bir sisteme gerek yok herhalde. Deprem olursa şu olur diyeceğiz. Evet. Şimdi bir fazlı onboard charger dediğimiz sistem. Bakın bir fazdan
Interlaced Boost Power Factor Correction dediğimiz bir devre var burada. Onun yanında LLC Converter dediğimiz DC-DC dönüştürücü var. Tek yönlü bu. Onun sağında da akülerin şarj ünitesi var. İşte onboard charger tek yönlü. Araç üzerinde 7 kW. İşte bu. İçi de bu. Devam ediyoruz. Bir de şebekeden cihazı alıyoruz ama gelecekte bu Avrupa'da yakın zamanda oluyor. Belediyede otobüslerini gece hızlı şarj etti. Gündüz de kullanmadı. Akşam demand time dediğimiz zamanda parayla kilowatt saat satacak. Çünkü bir otobüsün 400 kilowattlık şeyi var. 100 tane evet. 400 kilowattlık bateri varsa belediyelerin acayip bir otobüs parkı var ve müthiş bir enerji depolama kabiliyeti var. Hem yük şebekeyi dikkatli kullanacak, yani TEDAŞ, TEİAŞ bundan sonra elektrik otobüs parklarına enerji verirken, hat çekerken dikkat edecek. Hem enerji bir saatte bir günlük çektiği enerjiyi çekebilir belediye, isterse de bir saatte bir günlük enerjiyi geri verebilir. Dolayısıyla bu da V2G ile ifade edilen, İngilizcelerinden geliyor, vehicle to grid. Yani hem şebekeden araca, araçtan da şebekeye profesyonel bir şarj sisteminin yapısı. Onun da içine ilişkin bu nasıl kontrol edilir? Matematik modeli nasıldır? İşte bu şebekenin iki yönlü dönüştürücüyü kontrol eden hardware yapısı dediğimiz yapı yeşille adlandırılan sistemdir. Kırmızı aküsüdür sistemin. Sol taraftaki yeşille, maviye yakın yeşille şebeke belirlenmektedir. Burada ise alt tarafta pembe ile gösterilen işte iki tane PI denetleyici var. Sinüs Space Vector PWM var burada. Bilgin Bey'in kulaklarını çınlatalım. UPS'çiler çok sever. Space Vector kullanıyorsa kaliteli UPS demektir denilirdi. Burada da Rectifier Space Vector ile kontrol ediliyor. Sağ tarafta ise çift yönlü enerji akışına izin veren izoleli bir DC-DC dönüştürücü var. Bu anlamda bu yapı izoleli ise hiçbir UPS üreticisinde şimdiye kadar yoktur. Yapılırsa UPS fiyatı %50 daha artar. Ama müthiş güvenlikli bir sistem olur. Ve UPS'in bir doğrultucusu var, bir DC-DC dönüştürücüsü var. Ayrıca evriciye gerek yok demektir bu. Dolayısıyla biz akü şarj ediyoruz çünkü sadece. Ama iki yönlü. Hem şebekeden aküyü hem de aküden şebekeyi. Onun da matematik modeli bu. Şurada ortada bir kutu var. İlgilenenler için, öğrenciler için de söyleyelim bunu, yüksek lisans yapanlar için. ABC'den DQ'ya 3 fazdan 2 faza, yani 2 düzleme, 2 boyutlu düzleme burada dönüşüm vardır. Amacı lineer olan PI denetleyicileri DQ düzleminde kullanmak mümkündür. Kolaydır da ondan. Neyin pahasına? Kontrol dinamiğini birazcık yavaşlatma pahasına ama kararlılığı iyileştirme pahasına bu kullanılmaktadır. Buradaki DQ'ları ve şuradaki referansları değiştirerek enerjinin akış yönünü değiştirmekteyiz. Tabii bunları değiştirirken sağdaki akünün akımı artı mı olsun, eksi mi olsunu da birlikte karar vermeliyiz. Yani bu eksi olacaksa referans, sol taraftakiler de eksi olarak şebekeye enerji aktarmalı. İşte bu matematik model Simulink içerisinde çalıştırılır. Sağ taraftaki kırmızı yerine hiç akü yokken akü gibi davranacak bir donanım konulabilir. Günümüzdeki en son teknoloji de odur. Çok pahalı sistemlerdir. Birkaç yüz bin dolardan filan başlayan. Hardware in the loop denilen sistemler bunlardır. Şu da günümüzdeki ticari ürün, son slaytımız. Bakın ABB'nin Terra 53, Tritium Vehicle ERT, Tesla'nın süper şarjörü vesaire gibi.
Mesela en sağdaki 350 kW'lık şarj aleti, iki tane SAE Combo Amerikan ve Japon Shademo 1.2 versiyonuna ilişkin soketleri üzerinde hazır. İki fişe göre de araç gelirse ikisini de şarj ederim diyor. Giriş gerilim toleransı çok kötü yalnız. 400 volt AC artı eksi %10. Türkiye'nin her yerinde bunu temin edemeyiz. Önemli. Çıkış DC gerilimi 150 voltla 920 volt arasında. 500 volttan sonraki gerilimleri veriyorsa bilin ki otobüsler için tasarlanmıştır bu doğrultucu. 500 volttan büyükse. Verimi çıkış gerilimi 375 amper. Demek ki bu 350 kW ne yaparsa yapsın 375 amperden büyük veremez. Verimi %95, 1340 kilogram ağırlığında. Tesla'nınki 600 kilogram 330 amper. Ama çıkış gerilimi 50 ile 410 volt. Niye? Tesla'ya göre yapılmıştı ondan, onun girişine göre. Kendi içinde bir DC-DC dönüştürücü daha var muhtemelen. Durum bundan ibaret. Umarım anlaşılmıştır, faydalı olmuşuzdur. Önemli sorular varsa da cevaplandırmaya hazırım. İbrahim Hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yani hiç arkadaşlar da can kulağıyla dinledi. Buradaki mesajlarından okuyorum, görüyoruz. YouTube'da da sizi takip ediyorlardı. Şimdi o kadar elektrik, elektronik bilgisayar dünyasında dolaştık ki evet, her konuya doğru girdik hocam. Yani tebrik ediyorum. Hakikaten yüksek gerilim, güç elektroniği, efendim management sistemlerde bilgisayar vesaire hep iç içe, grid, şebeke. Ya Türkiye'nin elektrikle ilgili birçok konusuna değindiniz. Problemlerini de dile getirerek en son araçlar konusunda da olması gerekenleri, hele bu enerji depolama sistemlerine ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu sizin konuşmalarınızdan sonra daha iyi anladık. Bizim mühendis arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu konuya yönelmeleri gerekiyor. Türkiye'nin bu konuya önem vermesi gerekiyor. Şimdi sevgili hocam, ben bizim şeyde YouTube üzerinde dinleyip mesaj bırakanların isimlerini okumak istiyorum ve mesajlarını okumak istiyorum. Sorular varsa sorularını okuyacağım. Evet, baştan itibaren Abdullah Özcan Bey, Bilgin Akbal Bey, Yalçın Başöz Bey, Osman Çelik Bey, Selami Balcı, Necmi Altın, Hasan Mert, efendim Harun Çelik, Zafer Onat, İsmail Adıyıl, Funda Hanım, Funda Çodur Hanım, Nihat Dal, Çağdaş Hisar, İsmail Polat, Erdal Bekiroğlu, Onurcan Yıldırım, Tunca Karagedik, Muhammed Yazar, Burak Demirci, Yunus Deniz, Yasin Altun, Furkan Yıldırım, Ahmet Nayır, Şaban Özdemir, Fatih Atalay, Çetin Öner, Baha Bayram, Emrah Güneş ve bir tane yabancı isim, yanlış okursam kusura bakmasın, yazıldığı gibi okuyacağım biraz. Loubna Boudjelia. Cezayir'den bir doktor öğrencimiz. Cezayir'den doktor öğrencimiz. Evet. Nihal Cezayir'de Hanım. Cezayir'de şu anda oradan izliyor. Oradan izliyor. Tebrik ediyoruz evet, kendisini ilgisi için. Bizden Nihal de selam olsun. Türkçe de biliyor. Artık harika. Öğrendi. Harika. Nihal Türüt Hanım, Sümeyye İleri Hanım, Dinçer Tayfur Bey, Mustafa Bey, Özdens, Can Yılmaz, Ulaş Yılmaz, Erdoğan Ergene, Ahmet Cengiz Yüksel, Yunus Deniz, Erdoğan Bey, hepsi dur bakayım, bunların hepsi çok teşekkür ediyor, iyi dileklerini belirtiyor, hepsinin özeti bu. Dur bakayım, Recep, evet, en son, evet, bir şeye, Mehmet Çiçek, Fatih Atalay, Erdal Bekiroğlu, Recep Şeker, bu benim sınıf arkadaşım. Kendilerine selam ve sevgilerimi sunuyorum, katıldı. Nevzat Onur, Mehmet Çiçek, Yasin Altun, Selim Öncü hocam çok fazla. Metin Çelenk, Hasan Mert Ceylan, Ahmet Aşçıoğlu, yine bizim arkadaşlarımızdan, sınıf arkadaşlarımız sağ olsun. Muhammed Yazar, Asuman Hanım, bizim EMO Elektrikli Hibrit Araçlar Komisyonumuzun sekreteryalığını yürütüyor ve yönetim kurulu üyemiz.
Sağ olsun, Selam yalnız olsun. bırakmamış bizi. Selami Balcı, Abdullah Özsan, Ahmet Cengiz Yüksel. Evet, Evet. bu da bizim yine komisyon üyemiz ve özellikle elektrik motorları konusunda çok soruları olan ve size de bunun sorusunu belirteceğim. Mehmet Beyfunda Çodur okumuştuk. Evet, Zafer okudunuz. Önat, hepsini Bazısını okuduk. tekrarlamaya Zafer Onat başladım. Bey, şimdi Evet, soruları alalım şimdi sizden. arkadaşların hepsine çok teşekkürler ediyoruz ilgileri için ve size de selam sevgilerini sunuyorlar. Şimdi sorulara geliyorum hocam. Buyurun. Şuradan başlıyoruz. Sezer Topaloğlu. Yeni şarj yönetmeliği yakında EPDK'nın sitesinde yayınlanacak. Hocam, bu arada ilave bilgi olarak detaylı bir yönetmelik geliyor. Bu hafta ilgili kurumlara taslak yönetmeliği görüşe sunmuştular demiş. Bu bir açıklama, soru değil. Geçiyoruz. Evet, biraz yönetmelikte ve uygulamada gecikiyoruz ya da uygulamada aslında izin verildi diyor, kanun çıkıyor ama yönetmelik 2 sene sonra çıkıyor. Dolayısıyla uygulama gecikmiş oluyor. Bizim de hem gecikmememiz gerekir hem de uluslararası arenada diğer ülkelerde işletmeciler ne kadar kazanıyorsa bizimkilerin de o kadar kazanması lazım ki yatırım yapabilsin. Yani kanun koyucu biziz. Kuralları biz belirleriz düşüncesiyle hareket edilip de ya yurt dışındaki Avrupa'daki kurallar gibi olmadığı takdirde sadece uygulamayı geciktiriyoruz, sonra bir daha düzeltiyoruz. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Yasin Altun Bey söylemiş. Öncelikle anlatım için teşekkürler. Sunumun başında bahsettiğiniz akıllı şebekelerle ilgili sistemlerin siber saldırılara karşı ne tür koruma sistemleri kullanılmaktadır? Yani biz de birkaç yıl önce, 5-6 yıl önce bir tane arkadaşla çalışan bilgisayarcı ve haberleşmeci iki hocanın danışmanlığında siber güvenlikle ilişkili SCADA sistemlerinin haberleşmesi üzerine tez yapıldı. Dünyada bu konuda çok çalışma var. Şifreleme gibi diğer başka ataklarla anlık olarak sistemlerin kontrol edildiğini biliyorum, özel yazılımlar hazırlandığını. Ama bu kontroller herhangi bir internet ağında, altyapısında, bir fabrikada, bir kurumdaki altyapının korumasından çok az farklıdır. Dolayısıyla perdeleme bilgisayarı, önde switchlerin bulunması gibi işlemler buralarda uygulanmaktadır. Ama bu ikisi birlikte gidiyor. Genellikle güç kontrol sisteminin dışında olduğu için daha çok yazılım ve sayısal haberleşmeyi gerektirdiği için o bölümler bunun üzerinde daha çok çalışıyor. Arada da SCADA bilenleri yanlarına davet ediyorlar. Evet, yine şey devam etmiş sorusuna. Bu alanda yapılan çalışmalar nelerdir? Hocam, siz zaten genel bir açıklama yaptınız. Linux sistemleri kullanılıyor. Open sistemler kullanılırsa mümkün Evet. olduğu kadar saldırılar azaltılır. Evet, öyle. Şimdi devam ediyoruz hocam. Evet, Zafer Onat Bey sormuş. Elektrikli araçlar yaygınlaştığında elektrik altyapımızda ciddi bir revizyon ve ciddi bir yatırım gerekli olacak mıdır hocam? Kesinlikle Şu an olacaktır. bile ihtiyaç aslında. Yani şu an bile şebekemizin birçok yerde revizyona ihtiyacı var. Yani Hollanda'nın elektrikli araçlar şu kadar olursa benim şebekem nasıl davranırın simülasyonlarını Delft Üniversitesi'nden bir hocayla Fransa'da tartışmıştık. Bu konuda bir doktora tezi bitirmişlerdi. 12 yıl önce falan. Dolayısıyla elektrikli aracın en hızlı arttığı ülkelerden birisi Hollanda. Evet. Ekonomik durumunun iyi olması sebebiyle bu projeksiyonları genellikle tutuyor. Eğer ki elektrikli araç altyapısı, şebekemizin altyapısı, düşünebiliyor musunuz? Herkes getirdi aracını akşam, Türkiye'de de saat farkı 1 saat yani çok çok. İstanbul'dan Ağrı'ya kadar düşünün. Herkes akşam aynı saatte aracını şarj etmeye çalıştı. Bu ne demek biliyor musunuz?
Aşırı yük, müthiş. Şebekeden bir anda 3 katı enerji çekilecek. Hem de belli noktalardan. Şebekenin havlu atacağı zaman gelecek demektir orada. Ya şebekemizi güçlendireceğiz ya demeyelim. Sonrasında şebeke ölçekli enerji depolama sistemlerini araç şarj istasyonlarının yakınlarına da koyarak şebekeye gelecek yükü zamana yayacağız. Al sen buradan şarj et diyeceğiz. Çünkü bu hızlı şekilde durumu kurtarma çözümüdür. Evet. Ya da şebekeyi güçlendirip ikisini birlikte yapacağız ve gelecekte İstanbul'da kaç tane elektrikli otomobil olur? Bu elektrikli otomobillerin kaç tanesi Bahçeli Evler semtinde olur? Kaç tanesi Üsküdar'da olur? Buradaki evlerin kaç tanesi elektrikli araç kullanır? Bir de şunu yapmalıyız. Yani bir sürü site yapıyoruz. Yeni yeni siteler. Araç şarjına ilişkin herhangi bir altyapı yok. O kadar zor ki bu elektrikli araçları niye alacağız ki biz o zaman? Bütün herkes Bahçeli Evde oturmuyor. Bütün herkes şarj edilebilir prizleri hazır olan aracının yanında her şeyi hazır olan bir altyapıda bulunmuyor. Daha kötüsü günümüzün esprisi olsun. 30 kilowatt saatlik bir akünüz var. 2 günde bir şarj edeceksiniz. 15 gün. 30 kilowatt saatten çarpı 15 elektrik tüketeceksiniz. Elektrik parası benzin parasına yaklaşıyor. Siz elektrikli araç alır mısınız sadece gökyüzünü temiz tutmak için? Bu fedakarlığı yapar mısınız? Dolayısıyla elektrik maliyetleriyle gaz maliyeti, benzin maliyeti, dizel maliyeti ve yönetmelikler, yani ekonomiyle, kurallar birbiriyle uyum içinde gitmelidir. Hem de uluslararasıyla. Dolayısıyla biz de bunları karşılayabilir olmalıyız. Yani bir elektrikli araç almak için 60 bin euro vereceksiniz ya da benzinli araç için 30 bin euro vereceksiniz. Hangisini tercih edersiniz? Neyin karşılığında? Değil mi? Doğru. Dolayısıyla bu ülkemizdeki bunların çoğalması da bu kuralların kolaylaşması, elektriğin kilowatt saat maliyetleri ya da diyecek ki devlet, ben onu evindekiler için söylediydim. Aracını şarj ederken bunu hesaba katmıyorum. Hep düşük fiyattan vereceğim sana. Belki de der yani, değil mi? Kurallara hocam, bağlı olarak değişecek. Evet. Avrupa'da teşvikler var hocam. Elektrikli araçlar vergileri daha düşük vesaire. Şimdi zaten biz Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Elektrikli ve Hibrit Araçlar Komisyonu üyesi olarak ve ekibi olarak hep şunu düşünüyoruz. Bu bir dünya gerçeği. İklim sıkıntısı bizi elektrikli araç kullanmaya itiyor. Karbon salımını azaltmak vesaire. Doğru. Temel felsefe bu. Ve biz hep şunu söylüyoruz arkadaşlar arasında. Her yerde de bunu dillendiriyoruz. Diyoruz ki şayet siz elektrikli araçlarda kullandığınız elektriği kömür yakarak, fluor yakarak, doğalgaz yakarak elde edip kullanıyorsunuz, hiç kullanmayın elektrikli araç. Yani sadece güneş ve rüzgar enerjisinden, yenilebilir enerji kaynaklarından elde ettiğiniz enerjiyle siz elektrikli araç kullanabiliyorsanız işte dünya iklimine o zaman katkı sağladınız demektir. Ucuzluk bir tarafa, yani esas temel mesele bu. Devletin de buna destek olması lazım. Kyoto Anlaşması vesaire, bunları biliyorsunuz. Yani bu biraz da dünyayı kurtarma projesi gibi bakılıyor bu olaya. Doğru. Evet, yani başka soru da kalmadıysa ben bir soru kalmadı hocam. Bir şey söylemek istiyorum bu konuyla ilişkili, hem de ülkemizin geleceğiyle ilgili. Teknolojik altyapımız ve seviyemizle ilgili de söylemek istiyorum. Şimdi bir tane elektrikli araç yapılıyor, yolda başladı, geliyor. Umarım çok kaliteyle, uygun fiyata bitirilir. Dünyada rekabet edecek sayıda üretilir. Ülkemize de para kazandırır. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak dileğimiz budur. Çok güzel gidiyor hocam. Ben bazı parçaların imalatını gördüm. Evet. Evet yani. İnşallah başarırız bitsin hocam. Temennimiz o. Yani temennimiz o tabii ki. Evet. Ama bazı konularda geç kaldığımız takdirde, yani elektrikli araç şarj istasyonları, Türkiye'den bir iki tane yerli holding Türk firması bu işlere girişti. Birisi yeni bir girişti. Ama bazı konularda büyük ölçekli, şebeke ölçekli enerji depolama olsun, pil üretimi olsun, pil paketleme üretimi olsun, maalesef birçok teknolojiyi
gecikerek üretiyoruz. Geciktiğimiz takdirde ekonominin kuralı herhangi bir cihaz üretildiğinde, yani zincirleme olarak ihtiyaçlar birbirini doğurur. Araç alırsanız benzin alacaksınız. Bunun çaresi yok. Şunu evet, alırsanız evet, arkasından bunu almak zorundasınız. Tabii, zincirleme. Evet, biz enerji depolama sistemini zamanında bu ülkenin teknolojik altyapısı, akademisyen kadrosu ve sanayisi bu işe uygundur. Biz 90'lı yıllarda bunların testlerine keşke başlasaydık, yurt dışından almak zorunda kalmasaydık, doğru, dövizimiz dışarıya gitmeseydi. Teknoloji birbirini doğurur. Bu depolama sistemlerini üretince bilmem ne ürünlerini, motor sürücüleri, UPS'leri de en iyisini biz üretebilirdik. Dünyayla yarışabilirdik. Çünkü diğer iş kollarını doğurur teknolojiler. Öyle söylemek istiyorum. Burada dinleyicilerin önemli bir sayıda eski öğrencim var. Birçoğu da öğretim üyesi. Gazi Üniversitesi'nde çok iyi bir ekibimiz var. Yani diyebilirim ki Türkiye'de çift işlemcili bir mikro denetleyiciyle bu saydığımız enerji depolama sistemi, efendim motor sürücü vesaire gibi yüksek güçlü güç dönüştürücü üreteçlerinin prototiplerini hem de güncel en son teknolojiyle en hızlı tasarlayabilecek bir ekibiz. Biz dağılmadık diğerleri gibi. O yüzden güçlüyüz. Diğer üniversitelere de zaman zaman yardım ediyoruz. Bunların sayısının artması ki bu ekibimizden iki arkadaş, birisi profesör, birisi doçent. Amerikalıların davetiyle 2 sene Amerika'da bir Amerikan NSF projesinde çalıştılar. Hem de orta gerilimden enerji depo etme sistemi vesaire gibi. Dolayısıyla en güncel bilgilere haiziz. Bunları da ülke içinde kullanmak istiyoruz. Bu vesileyle tekrardan dinleyicilere, katılımcılara selamlarımı sunuyorum. Umarım faydalı olmuştur. Gelecekte yeniden birlikte olmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzımıza sağlık. Ülkemizin size büyük ihtiyacı var. Ben ileriki günlerde sizin sayenizde, gayretinizle ve etkinizle çok daha büyük güzel işler yapılacağına canı gönülden inanıyorum. Bunlar büyük bir ihtiyaç. Mutlaka sizi bulacaklar. Bizim yatırımcılar, müteşebbisler, sermayedarlar bu işe de el atacaklar diye düşünüyorum. Belki devlet mecbur kanun koyacak bu iş yapılmasın, EPDK. İşte gerek elektrik şarj istasyonlarının yanına, gerek dağıtıcı EPDK'lar şebekeyi bozmayın diye, gerekse yüksek tüketiciler, hani dediniz ya o kırmızı renkli trafo şeyler ve onların bütününün yönetilmesi vesaire. Evet. Bunlar olacak. Bakın biz bunları işittik. Belki çoğu arkadaşlarımız bilmeyenler de var da bundan sonra bu YouTube'da dinleyenler de birçok şeyi öğrenecek. İleride bunlar Türkiye'ye gelecek. Siz de bu işin büyük bir katkı sağlayan emektarı olarak gönüllerde yer alacaksınız. İnşallah. Hocam. Teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyici arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin elektrikli ve hibritli araçlar komisyon başkanı olarak düzenlemiş olduğumuz bu panelimizde, bu sunumumuzda, bu toplantımızda Profesör İbrahim Sefa Bey abimizi dinledik. Çok güzel bilgilendik. Hepinize çok çok teşekkürler ediyoruz. Katılımınız için çok sağ olun. Yeni bir program olduğu zaman biz mutlaka size haber vereceğiz. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bu arada hocam şeyden yazamadı. Bana mesaj gönderdi cep telefonundan. Ahmet Mithat Cesur ortaokuldan mı? Kayseri'de bir o sınıf arkadaşınızmış. Hocama çok selam söyleyin dedi. Onu da söyleyeyim. Aleykümselam. Söyleyeyim. Aleykümselam. Teşekkür ediyorum. Benden de selam olsun. Çok sağ olun. Arkadaşlar tekrar hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yeni bir sunumda, yeni bir güzel bir toplantı hocamızla görüşmek üzere. Hepinize iyi